Şimdi başkanım 12 saat kala transfer tahtası açılıyor. Aynı zamanda futbolcu transferi yapıyorsunuz. Tabii gündemde ilk yarıdaki alınan 6 puan aldık. Hoca Evet. değişimleri Evet. oldu. Tabii umutsuzluğa kapılan insanlar oldu illaki. Ama siz yönetim olarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadınız. Bu da aslında bizler de ateşledi aslında. Siz umutsuzluğa kapılmış olsaydınız yaptığımız röportajlarda ve geçmiş dönemlerde konuşmalarımızda demiş olsaydınız işte artık biz de havlu atıyoruz ama yılmadan o 5 hoca değişti. Bunu da çok soran Evet. izleyicilerimiz var. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü 5 hoca gitti geldi. Hani bu bize bir fayda veya zararı oldu mu 6. hocanın futbol takımı olarak? Evet. Şimdi aslında baktığınız Evet. zaman yani bu seneki 2020-2021 futbol sezonuna çok badirelerle Evet. geçirdik aslında. Yani sezon başında bir yandan transfer yasaklarını çözmeye çalışırken dört bir koldan hem yönetim kurulu başkanımız hem yönetici arkadaşlarımız bir yandan da transfer futbolcu transfer etmek zorundasınız. Aynen. İnanın bunların hepsi sadece bir iki günde gerçekleşti. Yani bir iki günde herkes bir görev üstlenerek aslında bu işin altından kalkıldı. Bu sadece benle ya da herhangi bir kişiyle, 2-3 kişiyle olacak bir iş değildi yani. Evet. Biz bu görev bilinciyle gerçekten çok nokta atışlı ve çok sonuca giden eylemler yaparak aslında bu sonuca ulaştık. Evet. Ve biz o zaman inandık ki yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dosya açılınca yavaş yavaş biz artık dedik tamam yani bu iş demek ki olacak yani. Evet. Her bir dosyadan sonra bizim konsantrasyonumuz işe sarılışımız çok daha arttı. O yüzden ben de baştan da programda da söyledim. Bu işin hikayesi çok uzun. Yani baktığınız Evet. zaman inanın son 15 dakika yani FIFA'nın bizim sayfa kapatma dedikleri yani bilgisayar Evet. ekranlarını kapatma zamanına 15 dakika kala daha bizim transfer yasağımız açılmamıştı. Evet. Yani sadece 15 dakika vardı. O 15 dakika içerisinde işte bizim başkanımızın gayretleri, bizim gayretlerimiz ya da işte Büyükşehir Belediye Başkanımızın gayretleri orayı burayı araması falan ki orada bizim şeyimize prosedür engellerini aşmaktı. Evet. Yani örnek vermek gerekirse bizim Romanya'da yine dosyasında sorunlu olduğumuz bir oyuncunun parasını göndermiştik ve aradan 4 gün geçmişti. Hala avukatı parayı görmediği için transfer yasağına izin vermiyordu. Evet. Ya biz kendisine diyoruz yani para şurada ama işte orada da enteresan bir durum oldu. O para bir şekilde Romanya Devlet Bankası'nda asılı kalmış 4 Tabii, gün. evet. Çözülemedi. İşte yine çalışma ve gayretlerle son 15 dakika bu transferi açtık. Ve biliyorsunuz gece saat 12'ye kadar lisansların Evet, yetişmesi evet, mevzusu vardı. O sırada transfer yasağı açınca anlaşmış olduğumuz oyuncularla hızlıca sözleşme imzalayarak lisanslarını gece yarısı da olsa son anlarda da olsa çıkarmayı başardık çok evet. şükür. Evet, yok, güzel oldu Bu ikinci sorunuza gelince yani. Evet. yani fazla teknik direktör değişimi falan. Şimdi baktığınız zaman sonuçta sezon başında planlamalı veya da planlı bir iş yürütemediğiniz için hem alınan oyuncularla hem de anlaşılacak hoca ile ilgili çok fazla bir plan yapmadan günlük planlarla bir oluşum oldu. Evet. Dolayısıyla gelecek olan hocanın size aslında ne katıp katmayacağını çok fazla bilemiyorsunuz. Yani çünkü o kadroyla bir kamp dönemi geçirmemiş, o kadroyu tanımıyor. Yani o kadronun nasıl bir oyun sistemine uygun olup olacağıyla da ilgili bir Tabii bilgisi de tabii yok. tabii. Yani bu biraz da şu oldu. Fakat ben şunu gerçekten çok takdir ederek söylüyorum. Evet. Bir gün ben bununla ilgili başkanla sohbet ederken şöyle söyledi ki ben sportif başarı istiyorum. Evet. Ben sportif başarı bana getirmeyen hiçbir hocayla çalışmam. Evet. Yani bunun zamanı, süresi vesaire benim için önemli değildir. Ve nitekim dikkat ederseniz bazı haftalar hocalar 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta neyse Evet. o süreçte gittiler. Sonuçta sportif başarıyı yakalayabileceğimiz bir hocayla anlaştıktan sonra ki onunla devam ettik. Evet. Demek ki bu çok doğru bir tespit. Yani sportif Aynen. başarıyı bu isim önemli değil. Yani çok kendini kanıtlamış futbol camiasında bir hoca da olabilir ama burada sportif başarı görmedikten sonra bizim
onunla devam etmemizin bir anlamı yok. O yüzden bunun sayısı da çok önemli değil. Yani 3, 4, 5, 6 evet. Biz sportif başarıyı nerede hangi kişiyle yakalayacaktıysak oraya kadar da devam edecektir. Aynen öyle. Sonuçta bu bir yani Urfa Spor kimseye yani sportif başarı göstermeksizin devam edeceği bir kurum değildir. Aynen. Bir de dünyanın yükü üzerinizde. Evet. Yani hem çok büyük badireler atlatarak transferi açmışsınız. Aynen. Çok büyük bir sıkıntılarla sezona başlamışsınız. İstediğiniz sonuçları elde edememişsiniz şu veya bu sebeplerle. O yüzden evet. Biz kim bize başarı sağlıyorsa sportif açıdan onunla devam ederek yola devam ettik. Yola devam ettik. Sonuçta da belki de doğruyu bulunca aynen. Devam ettik. Yani bu futbolun doğasında olan çok olağan bir şey. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Yani başkanımız merak edilen sorular tabii bunlar değerli dostlar. Biz burada ve çeşitli kanallarda program yaptığımızda da bu sorular geliyordu ve bu açıklamaları aslında bizler sizlere yapıyorduk ama birinci ağızdan olayları birebir yaşayan kişilerden bunları duymak daha da güzel aslında. Çünkü Urfanatik TV artık Android ve iOS'tan da yayın yapıyor. Uygulamaları indirirseniz telefonunuzda rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Ve orada da bu YouTube kanalımızda bu yayın Giray Başkan'ın söyledikleri orada bir delil olarak aslında duruyor. Ve onu istediğiniz zaman da izleyebiliyorsunuz. Dediği gibi bakınız Romanya'ya futbolcunun alacağını yatırıyorlar. Oradaki ülke bu euronun ne amaçla geldiğini bankada temlik gibi, ambargo gibi o parayı evet. Üzerine konuyorlar. O para araştırıldıktan sonra futbolcunun avukatına veriliyor. Bakınız kaç tane hendek atlıyor bu insanlar ve 12 saat kala transfer tahtasını açıyorlar. Ve 57 tane dosyayı insanların şirketler aracılığıyla milyonlarca avukatların yapamadığını hatır gönül ikili ilişkilerle ve çok ummalı bir çalışma. Çünkü kayyum heyeti zamanından beri Giray Başkan'ın bu çalışmaları yapıyordu aslında. Biliyordu. Urfa Spor'u ben kurtarabilirim. Urfa Spor'u kurtardı bir şey mi kendisine verdiler? Hayır. Yani bu konuda çok mutlu. Evet, inanın yani, ben. Evet. Lafınızı keserek araya girmek zorunda kaldım. Evet tabii tabii. Yani burada kamuoyunun tabii benim şahsımla ilgili bu konuyla ilgili teveccühlerine gerçekten çok teşekkür ediyorum ama şu konuyu da ben çok özellikle arz etmek istiyorum. Evet. Yani bu benimle sadece olacak bir iş değil zaten. Evet. Yani isterseniz bütün oyuncularla anlaşmış olun. Evet. Bakın ben şöyle diyeyim. Bütün oyuncularla ben anlaşmış olayım. Peki bu işin finansmanı olmadığında ben ne yapacağım? Aynen. Yani o insanlarla nasıl masaya oturacağım? Yani 500 bin lira İbranemeleri aldık. Tabii 500 bin lira alacağı olan bir oyuncu bana tam hadi 100 bin lira ver ben imza atayım dediği zaman o 100 bin lirayı çıkarıp nasıl vereceğiz? Evet. Bir, bu işin finansman ayağı. Tabii Büyükşehir Belediyesi Zeynep Alabdin Beyaz Gül bu yönetime, yönetim kurulu başkanına ve yönetime inandığı için bu finansmanı bize sağladı. Birinci büyük destek buradan oldu. Evet. İkincisi de bu işin sorumluluğunu alacak bir kişi lazım. Biliyorsunuz ben hatırlatmış olayım. O dönemlerde üst üste kongreler yapıldı. Evet. Yani kulübe sahip çıkacak, başkan olacak hiç kimse çıkmadı. Aynen öyle. Yani bu işi aslında ben talibim ve bu enkazı kaldırırım diyebilen Urfa'da kaç kişi oldu? Ya da kimler oldu? Hiç kimse olmadı. O daha çok zaman işte, kaybı yaşadık. Olanlar o sırada işte hani kaybı. Benim tabirimle Urfa'nın delisi bir adam çıktı. Evet. Evet. Urfa aşığı bir adam çıktı. Dedi ki ben bu işe talibim. Evet. Siz de benimle bu yolda yürür müsünüz dedi. Yürürüz dedik. Evet. Başarır mıyız dedi. Başarırız dedik. Dolayısıyla en büyük aslında teşekkür hak edilmesi gereken de bu işin sorumluluğunu alan kişilerdir. Tabii. Bu işin sorumluluğu alan birinci kişi Zeynel abinin Beyazgül'dür. İkincisi Emin Yetim'dir. Üçüncüsü de benim. Ben evet, diğer yönetim kurucu arkadaşlar. Çünkü Sayın Başkanımız bu parayı verdiği zaman bu işin başarısızlıkla sonuçlandığı zaman nasıl bir durumla karşılaşacağını kimse hesap ediyor muydu? Tabii açılmıyor da bilirdi. Evet. Beş kişiyi ödedin, on kişiyi evet. Diğerleri olmuyor. Yönetim kurulu başkanı Emin Yetim ben bu işe talibim, bu işi yaparım, üstesinden gelirim diye bir yönetim listesi çıkardığı zaman ben ve diğer yönetim listesindeki bütün arkadaşlar bu işin başarısızla sonuçlandığı zaman ki hepsi Urfa'da çok saygın iş adamları, evet. Siyaset adamları ve tanınmış kişiler.
bunların kendilerine bir zarar oluşabileceğini düşünmediler mi? Kesinlikle. O da ayrı bir sorumluluk. Tabii tabii. Ondan sonra da ben ve diğer arkadaşlarımız, ki burada hiç kimseyi ben ayırt etmiyorum. Herkes gerçekten bu seneki bu yönetim çok bir birlik ve beraberlik örneği de sergilemiştir. Yani bunu belki ileride ayrıca da konuşuruz. Bu aslında biraz da bunun sonucudur. Aynen öyle. Yani ben yıllardır yönetimlerde bulunan bir kişi olarak söylüyorum. Bu sene herkes görevini yaptı. Evet. Yani bu da herkesin görevini yapmasının bir sonucudur. O yüzden bu kişi yani tek tek kahramanlar çıkarmak yerine ben bu şehrin inanmışlığı ve bu şehre inanan işte belediye başkanı gibi, kulüp başkanımız gibi, biz ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarımız gibi bu işe gerçekten başaracağız. Gerçekten biz bu işi yaparız diye ortaya çıkmalarına bağlıyorum. Evet. Bakın, bu çok önemli. Neden? Kongrenin son günü inanın hiç kimsenin ümidinin kalmadığı bir ortam. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Ve bir kişi çıkıyor diyor ki ben talibim. Ve bu da eski bir kulüp başkanı ve eskiden de başarılı olmuş bir kulüp başkanı. Aynen öyle, tabii. Yani sonuçta bu kulüp başkanı son dakikada şampiyonluktan olmuş. Evet, şunu düşünmez mi? Ya ben zaten bu kulüpte görevimi yaptım, başarılı oldum. Ben şimdi girip başarısızlık olarak hem iş adamlığı kimliğime, hem Urfa'da tanınmışlığıma, ki yani hem kendisi hem diğer arkadaşlarımızı da kastediyorum, bir zarar gelebilir diye düşünmemiştir mi? Kesinlikle. Evet. Tabii ki düşünmüştür. Ama ben o konuda hakikaten çok duyguluyum. Yani hepsine de tek tek teşekkür ediyorum. Ben o günleri de hala unutmuyorum. Ve Urfa'ya hayırlı olsun. Ben Urfa Spor'un kuruluşunun 1969 yılında tabii ki bu kulüp kuruldu ama aslında bu kulübün 2020 yılında tekrardan doğduğuna ve hayatına devam ettiğine inanıyorum. Evet, eyvallah başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki başkanımız tabii ki dobra dobra açıklamalar yapıyor aslında değerli dostlar. Tabii ki hepimizin merak ettiği konu aslında bunlar ama biz bunları her ne kadar burada açıklasak da başkanımızın bunları söylemesi, birinci ağızdan anlatması gerçekten beni de mutlu ediyor. Çünkü ben de tamamıyla doğru bilgi. Aslında ben bunların hepsini biliyorum. Çünkü iyi bir araştırmacıyım. Urfa sporu çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Ve iyi bir araştırmacı olduğum için de bunları yayında sürekli anlatıyorum sizlere. Ama bugün Giray Başkan'dan bunları duymak gerçekten de daha da sizleri de mutlu ediyordur. Çünkü gerçekten kapatılan 57 dosya var. Başkanım, hazır dosyaya girmişken dosyadan çıkacağız birazdan. Kapatılmayan dosyamız var mı? Bu aşamada yarım kalan, taksite yani, bağlanan şu anda var mı yok mu? Şöyle diyeyim, yani bunu bir oransal olarak belirtmek de daha doğrudur. Evet. Yani isim olarak söylemekten ziyade. Eski dosyalarınızda aşağı yukarı %90 civarında kapatılmış durumdadır. %90. Evet, bir de belki siz daha sonra soracaktınız ama buna tekrar cevap vereyim. Bizim bu yönetim kurulunun ve başkanımızın çok önem gösterdiği ve benim de aslında yıllardır çok üzerinde durduğum bir konu vardı. Urfa Spor'dan bir şekilde ayrılan ya da ayrılmak zorunda olan oyuncularla sonuçta ucu açık, ileride neyle karşılaşacağınız tahmin edilemeyen şekilde ayrılmamanız gerekiyor. Evet. Şimdi benim en çok önemsediğim şey şu. Bu takım bir yola girdi. Tam borçlarımızı sıfırlamadık. Bunu da söylemek gerekir. %90. Yani borçlarımızı sıfırlamadık. Ama sonuçta bu takımın profesyonel liglerde mücadele etmesini sağladık. Ancak bunu geçmiş dönemlerdeki gibi ayrılan oyuncularla mutabakat sağlanmadan ayırırsanız 2 sene sonra bu kulübün hali yine eskisi gibi olacaktır. Evet. Bu sene benim en çok kurumsal yapılaşma adına en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi de odur. Artık Urfa Spor'dan ayrılan hiçbir futbolcuyla sorunlu ayrılmıyoruz. Evet. Yani geçmişe dönüp diyemiyor benim alacağım var. Kesinlikle. Federasyona. Asla. Asla böyle bir şey yok. Her oyuncuyla ayrı ayrı mutabakat sağlanarak noter huzurunda ibranameler alınarak ileride bir şeyle karşılaşmayacak şekilde şey yapıyoruz. Bu çok güzel. Şu açıdan da önemli. Burada biz kulübü bizden sonraki kişilere de temiz emanet etmek istiyoruz. Evet. Yani gelecek olan bir yönetime bir enkaz bırakmak istemiyoruz. Sonuçta herhangi bir kulüpte hiçbir zaman hiçbir yönetici ölene kadar kulüp
yönetimde veya da başkan olamaz. Aynen. Biz bunun da bilincindeyiz ama biz geçmiş yıllardan aldığımız dersleri bugün kendimize bir örnek olarak ortaya çıkararak böyle şeylerle karşılaşmamak için ne yapıp edip ayrılan oyuncularla mutabakat sağlayarak ayrılıyoruz. Çok güzel. Ara ara böyle başkanım da suyunu içsin, çayını içsin, ben de böyle üstüne basa basa sizlerle dostlarımızla paylaşalım. Tabii ki başkanımızın dediği gibi ayrılan futbolcu, bunu da sorular var, e-mail atan arkadaşlar var, özel benim sosyal hesaplarıma. Tabii ki ayrılan futbolcular ile Şanlıurfa Spor yönetimi artık öyle gelişi güzel bir amatörce bir ayrılık yok arkadaşlar. Hemen böyle dipnot alan alsın. Şanlıurfa Spor'dan ayrılan futbolcularla ibranemeler, karşılıklı anlaşmalar noter huzurunda yapıldıktan sonra ayrılma gerçekleşiyor ve geriye dönüp de hiçbir futbolcu diyemiyor. Örneğin bu devre arası 10 futbolcu gitti başkanım. Onlar yarın öbür gün dönüp de Şanlıurfa Spor'dan herhangi bir hak iddia edemeyecekler. Kesinlikle. Bunu da açık ve net olarak değerli başkanımızdan bunu da duymuş olduk. Tabii ki bunlar da güzel şeyler futbol adına, Şanlıurfa Spor adına. Başkanım bir de hazır bu delegasyon sistemi var. Sosyal medyada özellikle ateşi yakıyorlar. Evet. Sürekli ateşe odun atıyorlar. Evet. Atan kesimler var. Bunları hepimiz takip ediyoruz. Bir muhabir olarak ben de takip ediyorum ama üzüyor da beni. Delegasyon sistemini Emin Başkan'ı da biz burada konuk ettik. Açıkladı. Bir de siz açıklarsanız Şanlıurfa Spor'un delegasyon yapısı 10 bin delege demiştiniz. Katılım oldu mu? Delegasyon sisteminde nasıl oluyor? Nasıl insanlar delege olacak? Kulübe mi gelecek? Bir fotoğraf mı getiriyor? Nasıl oluyor? Parası ne vallahi, kadar bunun? Evet. Şimdi Urfa bilgi kirliliği var. Evet. Urfa Spor'a üye olmak isteyen de 3 tane şart aranıyor. Evet. Bir tanesi işte sicil olarak herhangi bir derneğe veya da kulübe üye olmaya engel bir işlenmiş suçun olmaması. Bir diğeri yatırılacak olan bir aidat ücreti. Bir de Urfa sporlu olmak ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak diyelim. Hiç Urfa sporlu olmaya da çok gerek yok yani. Evet. Böyle geniş bir aslında sınırlandırma olmadan bir delegasyon üye kayıt sistemimiz var bizim. Evet. Yıllardır bu sizin de dediğiniz gibi hep gündeme geldi. İşte delegasyon sistemi şöyle, işte delegasyon sistemi böyle. İnanın bu konuyla ilgili bizim geçmiş dönemde yine aynı yönetim kurulu başkanımız Emin Yetim'le beraber önceki dönem bir belediye başkanının bu konuyla ilgili serzenişi olduğu zaman belediye başkanının şöyle bir isteği oldu. Ya da biz bu kulübü de çok geniş kitlelere yayalım. Yani 10 bin delege düzeyine çıkaralım. Valla bizim başkanımız da biz dedik ki bu çok iyi olur. Harika olur. Çok güzel olur. Yani bu hem kulübü kişilere bağımlılıktan kurtarır hem de Urfa Sporu gibi bir markanın çok geniş tabanlara yayılmasıyla olur. Yani bunu çok olağan karşıladık. Bakın Türkiye liglerinde, profesyonel liglerde inanın en cüzi Urfa kayıt ücreti, delegasyon kayıt ücreti Urfa Spor'da. Evet. Ve yıllık aidat ücreti de Urfa Spor'da. Evet, yani çok komik. İnanın ben tahmin ediyorum ki o günden bugüne biz bu 10 bin delege sistemini konuştuğumuz bugünle o günden bugüne yani yanlış olmasın belki 20-30 kişi üye olmamıştır. Kesinlikle. Araştırdım yani evet. Daha ne diyebilirsiniz ki? Yani siz üye olmak istediniz de kimse sizin önünüze engel mi oldu? Evet, ya da aylık 120 TL bakın 120 TL diyorum. Aylık diyorum. Yıllık 120 TL bir üyelik aidat ücretimiz var. Evet. Yani bunu yatırıp da üye olmak istediğiniz kimse size engel mi oldu? Kim engel oldu size? Bu tamamen aslında maalesef Urfa'nın da ve Urfa Spor'un da bir şanssızlığı olarak görüyorum ben bunu. Çok sahip çıkmadan eleştiri yapmayı çok seviyoruz. Aynen. Yani bir şeye eleştiri yapabilmeniz için bir o konuyla ilgili çok iyi bilgi sahibi olmanız gerekli. Öyle. Bir de oraya kendinize aidat sahiplik hissi oluşturmanız gerekiyor. Hem oraya sahip olmamışsınız, kendinizi oraya aidat hissedemiyorsunuz. Aynen. Bir de kalkıp eleştiriyorsunuz. Yani bugün ben bugün yönetim kurulu adına bu konuyu konuşamam ama hala üyelik şeylerimiz, kayıtlarımız açıktır. Açık. Yani yarın 10 bin kişi gelse yarın 10 bin kişi üye olabilir. Yani o yüzden ben bunu çok fazla kayda değer eleştiriler olarak bulmuyorum. Bunu tamamen başarısızlığa bahaneler olarak şey yapıyorum.
Ve bir de şunu da unutmadan söyleyeyim. Evet. Bu biraz da ortaya çıkma cesaretinin insan olmamasından kaynaklanıyor. Kesinlikle evet. Yani insan bir şeye ortaya çıkmaya cesaret olmadığı zaman o cesaretsizliğini başka şeylere bağlar. İşte delege yapısı şöyleydi, yok böyleydi, yok. Ya arkadaş, biz yönetim listesi yaptığımız zaman, yani bırakın delegasyonu, biz yönetim listesi yaptığımız zaman kaç ay kongreler ertelendi? Ertelendi, donduruldu. Çay molası verildi. Çay molası verildi, kahve molası verildi, su molası verildi. Üç kere çay verdik. Yani o sırada birisi çıksa, bir liste hazırlasa, bir öyle bitecek, evet. Bir öyle başkan seçilecek. Yani tabii. Kimse geldi mi? Yok. Yok. Ama takım ne zamanki bir yola girdi, giriyor. Aynen. Girmeye başladı. O zaman insanlar konuşuyor. Yok efendim, onun delegasyonu var, bunun delegasyonu. Ben şahsım adına söyleyeyim, benim hiçbir tane delegem yok. Evet. Emin Başkan'ın olmasına delegesinden bahsediyorlar yani. Ya sosyal medya. Ya Emin Başkan'ın evet. delegesi ne kadarsa herkesinki evet. o kadardır. Buyurun gelin Emin Başkan herkesinki diyor zaten. O kadardır. Evet. Yani bu 1100 tane mi? 1200 tane civarında bizim bir delegemiz var evet. yani. Yani bu 1200 tane delegenin bir tane kulüp başkanına ait olması imkanı var mı yani? Kesinlikle. Böyle bir saçma evet. fikre kim inanabilir yani? Yani orada zaten bizler kim oluyoruz inanabilir? Yani orada. Örnek veriyorum. Evet. Bundan önceki kulüp başkanı 20-30 oyla seçilmedi mi? Evet. 1100 tane delegenin ne önemi vardı o zaman orada? Tabii orada olan cemaat yani, el kaldırdı. Bizim olay son bitti. Yönetim kurulu seçildiğimiz listede inanın bir önceki kongrede birisi bir liste verse 3 tane 5 tane oydan seçilecekti yani. Evet. Yani o yüzden ben bunları çok dikkate almıyorum. Evet. Yani delegasyon sistemimizde herkese açıklar, herkes de gelebilir. Eyvallah. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi tabii yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama hemen burada sıcağı sıcağına biz de sorularımızı soruyoruz Giray Başkanımıza. Şanlıurfa Spor'a delege olmak isteyen arkadaşlar 1120 TL giriş ücreti ve Şanlıurfa Spor'un artık delegasyonunda olmuş oluyorsunuz. Her ayda 120 TL onun aidatı var arkadaşlar. Ve orada bulunan yazı işlerinde çalışan değerli kardeşlerimiz, kulüp müdürlerimiz, kulüp genel müdürümüz orada hali hazırdalar. Ne zaman isterseniz o zaman gidip delege üye kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. Ve 10.000 üye parolasıyla çıkmışlar diyorlar. Emin Başkan da aynı burada bu masada konuk ettik bu stüdyolarda. O da aynı şeyleri demişti. Hüseyin, delega yapımız açık. Delegasyonu bu kadar internette ve sosyal medyada bu kadar dile getirmenin bir anlamı yok demişti. Aynı sözleri Giray Başkanımız da söylüyor. Kulüp açık. Orada insanlar gelip üye kaydı yapabilirler değerli arkadaşlar. Ve Şanlıurfa Spor'un 980 bin delegesi var. Bunu da buradan hemen söyleyelim. Çok büyük bir camia diyoruz Şanlıurfa Spor'a ama bugün Şanlıurfa Spor'un delege yapısı daha da fazla olmalı. Ama maalesef bizler sadece yazıyoruz, çiziyoruz arkadaşlar. Lütfen bu şeylere kapılmayalım. Birlik, beraberlik içinde yol yürümemiz gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki başkanım bir de bir sorumuz daha var aslında. Bu yılki yönetim yapısı geçmiş yıllardan farkı neydi? Çünkü siz beraber çalıştınız aynı yönetimde. Playoff'ta son dakika, playoff evet. demeyelim de son dakikada bir Gümüşhane maçında kaybolan bir şampiyonluk. Aslında o dönemde başarılıydınız. O yokluklara rağmen Emin Yetim. Emin Yetim ve yönetimi şimdi de başarılı. Çünkü şampiyon olduk biz. Yeni kurtulduk. Üçüncü ligden bugün ne masraflarla takımla. Bugün Adıyaman 9 trilyonla evet. 10 trilyon harcayıp da ikinci lige çıktı. Biz şampiyon olduk ama geçmiş dönemlerle kıyaslar isek bir yıl bir molanız oldu. Bir buçuk evet, yıl. Evet. O anki yönetim yapısıyla şimdiki yönetim yapısında neler değişti? Buyurun. Şimdi bak evet. ben bunu zaten biraz programın başında da hafiften evet. Giriş yaptım, bahsettim ama benim geçmiş dönemlerde Urfa Spor yönetimleriyle ilgili şöyle evet. bir şikayetim vardı. Yani hem başkanlara hem evet. kamuoyuna. Yani bir spor kulübünde evet. 20-21 kişi yönetim seçiliyor. 21 tane de yedek seçiliyor. Evet. Ki bize göre hem asil hem yedeğin aslında bir farkı yok. Yani herkes Urfa Spor'un yöneticisidir bizim için. Sadece Urfa Spor Kulübü'nün futbolla ilgili, herkes evet. futbolla ilgilenecek diye bir algı vardı yani. Evet. Herkes futbolun içinde olsun. İşte transferlerin içinde olsun, futbolla ilgilense, öyle bir şey yok. Bu işin gerçekten sırrı sadece iyi bir takım kurmakla, sadece evet. iyi bir hoca getirmekle falan değil. Bu işin bir sürü ayağı var. Yani tesislerinizde
her türlü problem yok olmuş olacak. Tabii. İşte finansman sorununuzu halletmiş olacaksınız. İşte dış ilişkiler, hukuki işler, şunlar bunlar bir sürü ayağı var. Biz bu sene bence bunu başardık. Yani tesislerimizde evet. bir sürü sorun vardı. Tesislerimizle ilgili Başkan Vekilimiz Ahmet Kaytan ilgileniyordu. Aynen öyle. Ve sorunlarımız bu sene olmadı. Evet, çok güzel İşte finansmanla evet, ilgili evet. sorunlarımız vardı. Sağ olsun bizden bu sene çok çekti. Hep başını ağrıtıyorduk işte. Cihan arkadaşımızı, evet. Cihan Can Bey'i çok rahatsız ettik. İşte o da gidip bu işleri çözmeye çalışıyor. Kaynak buluyordu. Yani. Kaynak buluyordu. Evet. İşte en büyük krizlerde tabii krizleri yönetecek kişi olarak başkanı gördüğümüz için ya gidiyorduk başkanım işte bak şöyle böyle bir şey var. Evet. O da işte orada o anki duruma göre bütün krizleri çok iyi bir şekilde yöneterek bizim önümüzü açıyordu. İşte taraftarlardan sorumlu başkanımız Talat Bey evet. Bu sene bize taraftarlarla ilgili mesela hiç şikayet gelmedi. Neden? Evet. Köprü görevi ilgili, iyi gördü. İyi geçirdi. Evet. Ya bize bir sorun getirmedi. Allah razı evet. olsun kendisine. Bu çok önemli şeyler yani. Aslında baktığınız zaman Urfaspor'un başarısı yaptığınız transferlerle ya da futbolla oynadığınız oyunla değil. Evet. Bunlar arkasında bunlar gizli. Evet. İşte diğer adını sayamadım. İşte örneğin Vedat Yurum arkadaşımız. Evet. İşte havaalanında etkinliği çok fazla. Evet. Biletlerle, şunlarla, bunlarla işte organizasyonla ilgili bu işte uzman olduğu için hemen her işimizi anında çözmüştür yani. Evet. Yani bu sene aslında futbolla ilgilenen kişiler futbolun dışındaki sorunlarla ilgilenmediği için bu sorun başarı aslında oluşmuştur. Evet. Yani daha önceki yıllarda işte tesiste sorun oluyor futbolla ilgilenen kişi. O oluyor bu. Bir de 2-3 kişi ilgilenen. Bu sene öyle değil. Bu sene hakikaten aktif olan birçok arkadaşımız vardı. Hepsine de ben buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes bence görevini tam anlamıyla yapmıştır. Tesiste olsun, taraftar yönünden olsun, evet. diğer yönler, organizasyonlar konusunda sorunsuz bir sezon geçirdik diyebilirim. Eyvallah. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani şimdi Şanlıurfa Spor'da çeşitlilik var aslında. Yönetimde çeşitlik var ve tabii ki bir dahaki yıl tekrardan gücüne güç katacaktır. Yönetim kurulumuz tabii yoluna devam eder mi etmez mi onu da tabii ki bizler de bakacağız, göreceğiz. Zaman bize gösterecek. Başkanım bir de emniyetim başkan olmayacağını sürekli beyan evet. ediyordu. İkili konuşmalarımızda olsun. Ben artık yapmayacağım. Bıraktı, gitti işte kulübün anahtarını. Bu nasıl tekrardan bir kıvılcım ateşlendi? En yakını sizsiniz. Vallahi yani bu konuyla ilgili aslında evet. Çok enteresan bir evet. gelişme oldu. Kendisinin ben bir daha bu kulüpte başkan olabileceğini ya da bir yönetim listesi yapacağını aslında hiç tahmin etmiyordum yani. Evet. Çünkü neden? Bir önceki yıllarda gerçekten çok desteksiz kalmasına rağmen, çok eziyetler çekmesine rağmen yürütmeye çalıştı. Evet. Tekrardan ben böyle bir işe el atacağını aslında hiç düşünmemiştim. Ancak kendisinden sonra oluşan yönetimler öyle bir şey ortaya çıkardı ki bu kulüp onsuz olmaz dedi. Yani. Evet. Mesela bir gün taraftarlar benim yanıma geldi. Bunu da çok özel bir bilgi olarak vereyim. Taraftar dernekleri başkanlarımız, onlara da çok teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Ali Çiçek, bizi, evet. Kerim Aktos'un, Mehmet Köse ve arkadaşlara hepsine de buradan selam olsun. Bir gün beni çağırdılar. Başkanım illa gel bir çay iç falan. Yani gittim neyse. Ya başkanım biz bu emniyetimi nasıl tekrar bu işin içine çekebiliriz? Vallahi dedim bu iş sizin işiniz. Benim işim değil. Benim söylememle evet, evet. bu iş olmaz. Tabii. Siz kendisini ikna edersiniz. O da Urfa sevdalısı olarak bu işe tekrar varım derse bu iş olur. Yoksa olmaz dedim yani. Onlar da sağ olsunlar bence fazla rahatsız ettiler başkanı. Evet. Gece gündüz. Bence o da hem sorumlulukla hem de bu ısrarlara çok fazla dayanamayarak benle istişare ederek o aralarda işte halledebilir miyiz, yapar mıyız, girelim mi, girmeyelim mi? Biraz da nacizane teşviklerimizle evet. Girdi. Bence de iyi yaptı yani.
Evet, yok, iyi yaptık. Evet. Biz de başkana teşekkür ediyoruz. Tabii ki emeği geçen herkese her defasında teşekkür ettik. Deplasmana gittik, röportaj yaptık, yolda kaldık. Şanlıurfaspor'un her zaman emrindeyim şahsım olarak ve kanalım olarak şanlı takımımızın emrindeyiz. Bir de tabii ki mesajlarımız var. İmparator Sufi selamlar gönderiyor bize. Mustafa Erdem Almanya'dan bizi izliyor kardeşlerimiz. Fatih Tubay, önümüzdeki sene hedef ne olacak? İyi bir kadro kurulacak mı demiş. O da Abdülbasit Özkan Hüseyin, Giray Bey'e bir soru soracağım. Gelecek sezon planını herkes soruyor başkanlarda. Evet, hep destek, tam destek. İmparator Supi Veysel aynı şekilde, o da Mehmet Göse, Spor Gençlik Müdürlüğü bir an önce 10.000 insan stadı ilk dizaynı çalışmalarına başlasın. Evet, onun için bir ödenek var. Ses sistemini özellikle yazmışlar. Scoreboard stadın dıştan giydirme yapılmasını istiyorlar. Koltuklarının değişmesini istiyorlar. Bu anlamda yönetim neler yapacak? Mehmet Köse demiş. Cemal Serdar selamlar göndermiş. Yeni sezonda 13 belediyeden Şanlıurfaspor için her bir belediye bir oyuncu parasını versin. 500 bin TL versinler demişler 13 belediye. Tabii ki teşekkürler. Güzel aslında. Reşit Yıldız iyi yayınlar demişler. Ali Mert, iş transferinden bahsedebilir miyiz? Kimlerle imzaladık? Henüz onu. Çetin Şenay iyi yayınlar. Mehmet Köse tekrardan emek veren herkese teşekkürler. Kerim Akdos'un aynı zamanda, o da teşekkür ediyor. Bunlar da tabii bizim değerli dostlarımız. Başkanım, taraftarlarımızın da sorularını ben gelecek bir kısmını sezon diyor. Evet. Not aldım. Bunlara tek tek not aldım. Evet, tabii tabii. Kadarıyla tabii kısa kısa tabii cevap vermeye çalışayım. Evet. İnsanların aklında soru evet pek kalmasın diye. İşte gelecek seneyle ilgili planlama. Tabii şu anda biz bu sezonu tamamladıktan sonra biliyorsunuz bir kongre kararı aldık. Alındı. Evet. Dolayısıyla gelecekle ilgili planlamaya aslında şu anda belki yapmak bizim açımızdan çok doğru olmaz. Evet. Çünkü önce bir kongreyi görmek evet, lazım. Evet, bir kongre evet süreci var. Kaldı ki bu kongre süreciyle ilgili size gerçekten çok samimi söylüyorum. Hiç aramızda konuşulan bir şey de olmadı daha. Evet. Yani bir çalışma da olmadı. Ben evet bu konuda başkanımızın fikrinin ne olduğunu da bilmiyorum. Bunu da tabii ki ilerleyen günlerde kendisi de daha netleştirecek. O yüzden planlamayı ben birkaç gün sonra işte başkanımızın devam edip etmeyeceğine bağlıyorum aslında. Devam edecekse başka bir plan yapılacak, devam etmeyecekse başka bir plan yapılacak. Ama şunu çok açık ve net söyleyebilirim. Urfaspor'un bulunduğu yer, her ne kadar bu sene çok sevindiysek ligde kalmaya ama yeah, hiç bulunduğumuz lig bize göre bir lig değil. Maalesef. Yani bunu gerçekten evet gittiğimiz deplasmanlarda görüyoruz. İşte Türkiye'nin en büyük 9. büyük taraftar grubu ve cami olmamıza istinaden baktığınız zaman biz hiç bu liglerin takımı değiliz. Evet. Ama sabırlı da olmalıyız. Evet. Merdivenlere 3-3, 4-3 çıkmamızın bir imkanı yok. Evet. Olabildiğince hızlı bir şekilde doğru planlamayla ben seneye Urfaspor'un tabii ki hem çekilecek grup kuralları ve yapılacak evet transfer politikasına bağlı olarak üst sıralara zorlayabileceğine inanıyorum. Mehmet Köse arkadaşımızın bir şeyi vardı aslında, evet, ben o konuya girecektim. O konuyu sürekli kendisi dile getiriyor. Evet. Evet. Hakikaten öyle. Yani Urfaspor'un Urfa'nın şehrinde Urfaspor'un stadında koltuklar başka bir renk. Yani bu aynen hakikaten kabul edilemez yani. Evet. Biz buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne hakikaten de gerçekten onun vasıtasıyla da seslenmiş olalım. Orada bir maça çıkıldığı zaman Şanlıurfaspor'un maça çıktığının konsantrasyonunu hakikaten yakalamamız lazım. Bir ambiyans olmalı. Evet. Bakın futbolcu bile orada çıktığı zaman o koltukların inanın rengini görmesi bile çok farklı bir şeydir. Evet, gri. Orada büyük bayrakların görmesi bile pozitif ya da negatif olarak kendisine bir enerjidir. Evet. Bugün aynı şekilde ona da cevap değinecektim. Şey, Mustafa evet Çadırcı kardeşimin de bununla ilgili bir sezenci olmuştu. Aynen, evet, aynen. Şimdi ben uzun zamandır bu işleri takip eden, yani futbol takip eden birisi olarak şunu evet söyleyeyim. Özellikle bizim gibi camiye olan şehir takımlarında girdiğiniz zaman o şehrin renkleriyle ilgili evet her tarafta gözünüze bir şeyler takılıyor. Yani evet şehir içi otobüslerinden tutun, duraklardan tutun, işte kaldırım taşlarından tutun, bayraklardan tutun, işte ticarethanelerin resimlerinden, şundan bundan. Yani girdiğiniz zaman aslında o şehrin takımının rengi ne olduğunu hemen çözüyorsunuz. Urfa'ya gelen bir kişi
futbolla çok ilgili değilse Urfa Spor'un renklerini bilemez. Çünkü Urfa'da sarı yeşille ilgili bir şey yok. Ama bu bizim için çok değerli renkler. Aynen öyle. Çok değerli bir isim. Urfa ve Urfa Spor. O yüzden ben hem Mustafa Çalırcı Bey'in hem Mehmet Köse kardeşimin şeylerine katılıyorum. Urfa Spor'da hem motivasyonu hem de konsantrasyonu sağlamak için sarı yeşillerle ilgili renkleri her platformda çok daha fazla kullanmamız gerekiyor. Eyvallah, eyvallah başkanım. Tabii ki bunlara da Başkan Ali Çiçek de... Bu arada çok özür dilerim. Evet, yine Cemal Serdar kardeşim. Evet. Kendisini çok seviyoruz. Çok iyi bir Urfa Spor'la. Evet. Ona da buradan selam gönderiyoruz. İşte her bir belediye bir sporcu, bir futbolcu tabii ki gönüllü öyle ister diye bunu da cevaplamış olalım. Evet, diğer evet. Arkadaşlara da selamlar olsun. Eyvallah. Şimdi Başkan Ali Çiçek'in de hemen bir şey. Giray Başkan'a şunu sormak istiyorum. Kalıcı gelir konusunda mutlaka bir şeyler yapması lazım. Hazıra dağ dayanmaz. Bir de bu altyapı için bir çalışma ve iyi bir hoca lazım. Altyapımıza sezona güçlü bir yönetimle şampiyonluğa oynayacak mıyız? Merak ediyoruz. Altyapıyı da merak ediyor şimdi taraftarlarımız. Bakın, bu, evet. Futbol sahada oynanan ama sonucu hiç kimse tarafından kestirilmeyen bir oyun ve böyle olduğu için zaten çok ilgi çekici. Evet. Yani böyle olduğu için işte milyarlarca insan bu işin arkasından gidiyor. Dolayısıyla bu işe yatırım yapmanız lazım. Bu işin popülaritesini sürekli üst noktada tutmanız için bu işe yatırım yapmanız lazım. Futbolun yatırımı nedir? Altyapıdır. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla siz eğer bu konuyu üst noktalara, bu popülariteyi üst noktaya çıkarmak istiyorsanız futbol altyapısına da iyi bir yatırım yapmak zorundasınız. Yani bu sadece maddi anlamda demiyorum ben bunu. İşte geçmiş yıllarda biz altyapıyla ilgili, hakikaten ben bunu bir öz eleştiri olarak da söylüyorum. Altyapıyla ilgili biz çok büyük hatalar yaptık. Şahsım da yaptım yani. Kendim de yaptım. Neden? Ben tecrübeli değildim. Altyapıyla ilgili geçmiş yıllardan gelen geleneklere uyarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama yıllar sonra gördüm ki o yapıyla, o futbol altyapısıyla, o anlayışla siz aslında hiçbir şey üretemezsiniz. Evet. Ne kadar ilgilenirseniz ilgilenin. Ben bizzat kendim altyapıyla birebir ilgilenmiş bir kişiyim. Ben altyapının bütün maçlarını, ki o zaman U21, U19, aynen, U16, U15-14 maçları Akademi vardı. Ligi. Evet. İnanın hiçbir tane maçını kaçırmadım. Ama ben orada kendi futbol görüşüme göre o gün gözüme takılan bir tane oyuncu oluyordu mesela. Evet. Ben diyordum ki ya bu oyuncu iyi gibi. O zamanki altyapı koordinatörü veyahut da sorumlu kişi. Ya hocam ondan futbolcu olmaz dediği adam nerelere gitti yani. Demek ki orada bir şey yanlış vardı. Yani biz çok inandık ama yanlış şeylere inandık. Bu yanlışları yapmamak için altyapıya mutlaka yatırım gerekli. Nasıl A takım profesyonelce yönetiliyorsa, onun yönetiminde profesyonel bir hoca varsa, altyapıda da mutlaka profesyonel bir ekip olmalı. Evet. Ve yönetim onu destekleyerek, belli bir bütçe ayırarak şey yapılmalı. Ben inanın Urfa'dan futbolcu niye çıkmıyor, Urfalı futbolcu niye yok dedikleri zaman hep buna bağlıyorum. Evet. Çünkü ben daha kendim bildim bile Urfa'da altyapıyla ilgili ciddi bir oluşum hiçbir zaman olmamış. Evet. Ya profesyonelleşme anlamında hiçbir şey yok. Evet. Altyapı mutlaka yapılsın diye de yapılmaz. Yani önümüzdeki sene illa altyapı olsun diye yine eski hataları yaparak eski şekilde bir organizasyon yapacaksanız hiç yapmayın, bundan daha iyi. Evet. Ne zaman profesyonelleşmeye müsait bir zaman olursa ve ona uygun bir bütçe ve fikir sağlam olursa o zaman altyapıyla ilgili ben Urfa'nın çok büyük kazançlar elde edeceğine inanıyorum. Ve benim fizyolojik olarak da şöyle bir tespitim var. Hep derler ki işte Karadeniz'den futbolcu çok çıkar. Evet, 61 numara. Yani buradan işte Urfa'dan neden çıkmıyor? Ben orada da yıllarca yaşamış, oran futbolunu da çok iyi bilen birisiyim. Evet. Yani 5-6 yıl Karadeniz bölgesinde bütün futbol takımlarını çok inceleyen, etüt eden birisiyim. Ben o fikrin tam tersini savunuyorum. Ben fiziksel dayanıklılığın buradaki çocuklarda çok daha fazla olduğunu düşünüyorum fizyolojik olarak. Evet. Yani bu bölge olarak mı düşünüyorsunuz? Yani evet, düşünüyorum. Evet. O yüzden ben buradan çıkacak olan oyuncuların çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum oradan. Ama oradan bizim eksiğimiz ne? Orada işler profesyonelce yönetiliyor.
Burada işler hiç yönetilmiyor. Hiç yönetilmiyor. O yüzden ne zaman bu işe el atarsak ben verimini de ileriki yıllarda alabileceğimi Emin düşünüyorum. Başkan'ı da burada konuk ettiğimizde Emin Başkan'ın söylemi vardı. Ben eğer ikinci dönem tekrardan kongreden sonra kalır isem altyapıyı da pandemi sürecinden sonra açılır ise ben dışarıdan bir altyapı koordinatörü getireceğim diyordu. İşte benim söylediğim şey evet. Bu profesyonelleşme anlamında bir adım atılması yani. Tabii bu Urfa'da biraz aslında kızdılar hocalarımız olarak, gündem olarak. Spor kamuoyunun biraz tabii Emin Başkan neden dışarıdan getiriyor işte burada hoca yok mu değildi ama Emin Başkan'ın da böyle bir planı var. Valla bu işin kızılacak, darılacak bir tarafı da yok. Evet. Yani sonuçta o yani ben cümleyi aslında doğru kurmak istiyorum. Evet. Yıllarca Urfa Spor altyapısına insanlar ne verdiğine bakmalı o zaman sorumlu kişilerin. Ben sadece bu kadar sormuş, cevap vermiş olayım. Evet. Yani başarılı veya başarısızlık nedir? Yaptığınız işlerle ortaya çıkardığınız sonuçlarla alakalı bir şeydir. Evet. Ben o yüzden bugün Urfa Spor'un önünde sonuca ulaşmış olunacak bir durum yoksa ben bunu başarısızlık sayarım. Kendi başarısızlığım olarak da sayarım yani sorumlu bir kişi olarak. Ben burada da bu konuyla ilgili öz eleştiri yapıyorum. Eğer bana imkan verilirse ya da herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili bir fikir beyan etmem gerekirse kesinlikle bu işin profesyonelleştirmesinden yana olduğumu hep söylerim. A takım gibi aynı. Kesinlikle aynı. Evet. Aynı. Noktayı da böyle koyuyoruz altyapıya. Tabii sorular var. Başkanım 10 tane futbolcumuzun sözleşmesi 13 gün sonra sona erecek. Evet. Tabii bunu takip eden taraftarlar Urfa Spor büyük bir camia. Evet. Büyük bir sivil toplum kuruluşu aslında. Urfa Spor ile yatıp kalkan değerli dostlarımız var. Bizlere sürekli akşam evde bile telefonum durmuyor. Bunu size paylaşmak istiyorum. 10 tane futbolcunun sözleşmesi 13 gün sonra bitiyor. Bunun için hani bir yerlere giderler mi? Kongremizi beklerler mi? Gibi böyle soru işaretleri var arkadaşların kafasında. Şimdi aslında bu sezon başlamadan önce yapılacak olan hedef ve planlamalar çok önemli. Yani şimdi dolayısıyla bir kongre süreci olduğu için yani bu kongre sürecinde de bunlarla ilgili çok somut bir şeyler yapıldığını söylemek çok doğru olmaz. Ama şahsi fikrimi soracak olursanız eğer bir an önce bu kongre sürecinde ortaya çıkacak yani bütün durumları herkesin değerlendirmesi lazım. Oyuncu anlamına bağlamında da ise bizi hedefe taşıyacak oyuncular kimlerdir? Ya da nasıl bir oyun sistemiyle biz hangi hedefe doğru koşacağız? Bunları belirlemek lazım. Bunlar için de tabii ki öncelikle hocanın bununla ilgili bir fikir beyan etmesi gerekiyor. Yani bir transfer politikası yapılması gerekiyor. Hem bu işin bir bütçesini hem hem bütçesini hem varmak istediğiniz hedef hem de hocanın kendini oyun planına uygun nasıl bir oyun şablonuyla hangi kişilerle bu oyunu oynayacağıyla ilgili bir fikir almak gerekiyor. Bununla ilgili de bizim şu anda herhangi bir konuşmuşluğumuz ya da karara vardığımız bir durum da yok. Evet. Çünkü daha ilk çok yeni bitti ve kongre süreci var. Evet, tamamıyla değerli dostlar aslında bu futbolcuların sözleşmesinin bitmesi, kiralık futbolcular ne olacak, seneye iskelet kadromuz kalabilecek mi? Bunların sorularını da tabii ki Giray Başkanımız veriyor sizlere. Tabii Şanlıurfa Spor kongre sürecinden sonra futbol takımı için oturup görüşmeler yapılacak. Tabii ki hocamızla da devam edilecekse onunla da görüştükten sonra futbolcu grubunu ona göre seçip ona göre oturup tekrardan anlaşma yapacak. Benim bildiğim kadar 1,5 yıl sözleşmesi olan futbolcu kardeşlerimiz var. İlla ki onlarla hocamızın raporu doğrultusunda tabii ki. Başkanımız öyle diyor. O raporun doğrultusunda yola devam edeceğiz. Şu an için bunları konuşmak çok erken. Yönetim kurulu olarak bunun için bir toplantı henüz yapmadık. Şu an kongreye kilitlenmiş durumdayız. Hep birlikte. Bir de başkanım Şanlıurfa Spor tabii ki 56-57 dosya kapatıldı. %90'ı kapatıldı borçların. Tabii taksite bölünen işte bir Tomic artık hepimiz biliyoruz. PTT'ye çıkınca borçları onun da ödenecek diğer meblası işte. Tabii ki yoruldunuz. Ama ilk yarıda kurulan bir
takım vardı. Alal acele. Evet. Çevrede, elde avuçta kim varsa işte alındı. Bir anlamda, evet, bir, evet, anda, bir ayda, evet, ve 12 saat kala yapılan transferler aslında. Kamuoyunda yok, daha önce yapmışlardı işte. Evet. Daha önce bunun planlaması yapılmıştı. Evet. Urfa Spor 6 puan aldığında işte tabii ki maalesef şehrimiz böyle bir şehir. Sevinen de oluyor Urfa, evet, Spor'un mağlubiyetine, ama gerçek Şanlıurfa Spor sevdalıları inanın çocuğunu eve gidip sevemiyor. Urfa Spor bizim, evet, için ayrı bir değer. İlk yarıdaki maçlara bakacak olursak işte o kadroyu alel acele kurdunuz. O kadro iyi de aslında, iyi olmasına rağmen, iyi futbol oynamasına rağmen çoğu maçta çok, evet, iyi futbol oynadık ama maç kazanamıyorduk. Bunun sebebi nelerdi acaba? Evet, siz bir futbol şimdi, şube sorumlusu olarak. Evet, evet, tabii ki transfer için önümüzde bir zaman olmadığından, evet, doğru dürüst bir transfer planlaması da olduğunu ben söyleyemem. Evet. Yani o sırada bir iki günde lisans çıkarıp sahaya sürmeniz gereken, tabii, oyuncu grubu olması gerekiyor. O yüzden çok planlı programlı bir transfer politikası olmadı, olma imkanı da yoktu zaten. Evet. Yani nedir mesela, örnek veriyorum. Orta sahaya istediğimiz gibi bir adam bulamadık. Bir futbolcu bulamadık. Çünkü yok. İşte forvete istediğiniz gibi, istediğiniz düzeyde bir kişi bulamadınız. Ya da herhangi bir bölgeye bulamadınız. Mevcut olanlarla anlaşma sağlanıp lig maçlarına çıkıldı ama bana göre o kadroda olabilecek ya da o evet, anda bir iki gün içerisinde toparlanabilecek en iyi oyuncu grubuydu aslında. Fakat bir, 25 tane hiç birbirini tanımayan insanı bir günde topluyorsunuz. Evet. Ve bu 25 tane kişiyi hiçbir şekilde tanımayan bir adam teknik direktör oluyor. Kamp yok. Ve bu 25 kişiyi hiç tanımayan bir yönetim kurulu var. Ve bu 25 kişiyi hiç tanımayan bir futbol kamuoyu var. Aynen. Siz buradan ne çıkarabileceğinizi düşünebilirsiniz yani. Son dakikada. Evet. Ama buna rağmen de ben o kadronun çok kötü bir kadro olmadığını düşünüyordum ama bakın insanlar unuttuğu bir şey vardı. Evet. Bu takım bir önceki yıl psikolojisi bozulmuş. Her maç 6-7-8. Acaba 10 biter mi? Acaba 7-0 olur mu? Acaba 6-0 olur mu diye insanların adeta alay konusu olmuş bir durumdayken. Evet. Yani psikolojik olarak çökmüş ve futbolda yenilme psikolojisi çok, evet, farklı bir şeydir. Bunu Süper Lig'de şampiyonluğu oynayan takımlar da azama azama hissediyor bildiğiniz gibi. Evet. Yani maç kazanamama psikolojisi bir takıma yerleşmişse o psikolojiyi sadece bir iki maç alarak ancak kırabilirsiniz. Ve biz de böyle fırsatları elde edemediğimiz için iyi oynadığımız zamanlarda ya mesela bir Maraş maçında burada 1-1 kaldık. Biz o maçı kazansaydık farklı olacaktı. Evet. Ya da burada şimdi hatırlamıyorum çok iyi oynadığımız maçlarda puan alamadık. Yani bir kırılma noktası olmadı. Evet. Bu da biraz da bizim şanssızlığımız oldu. Ama ben yine de şunu söylüyorum. O psikolojiye dikkat ederseniz ne zaman üzerimizden attık? Maç kazanmaya başladık. Her, evet, şey yoluna girdi. Güven geldi. Evet, ben onu, evet, sadece maç kazanamama psikolojisine bağlıyorum. Evet. Yani bir önceki yıllarda yani çok eziyetler çektik Hüseyin. Yani, evet, biz deplasmanlara giderdik o gençlerle. Acaba bugün 5 atsalar fazla gururumuz kırılmasa, evet, İyi mi olur diye düşündüğümüz çok zamanlar oldu. Evet. Yani yönetici olmamama rağmen işte karşı takımın başkanına, teknik heyetine falan ya ne olur bu çocukların gururunu kırmayın, çok fazla atmayın. Yani biz utanıyorduk böyle şeyleri konuşurken. Yani koskoca Urfa Spor'un maçına gidiyorsunuz ve bırakın, evet, puan almayı. Acaba ne kadar az gol yeriz, ne kadar az gururumuz kırılır diye insanlarla diyaloglara giriyorduk yani. O günlerden sonra çıkıp da ilk haftalardan takır takır da bütün maçları alacaksınız diye bir şey mi, tabii, var? Evet. Durum mu vardı ortada yani? Nereden nereye gelindi, evet. Şimdi bununla ilgili tabii sezona böyle başlarken mutlaka ileride sorularınız içerisinde vardır cevap vermiş olayım. Evet. Tabii böyle gidince inanılmaz bir şey de başladı. Yani nasıl bu takımın kurtulduğu ile ilgili hikayeler bir anda unutulup Urfa Spor böyle olur mu? Ligden düştü. Şöyle böyle inanılmaz psikolojik saldırılar da başladı. Yani bu kendi camiamız içerisinde oldu bunlar yani. Evet. Ama ben o gün inanın sırf bu psikolojik saldırıları engellemek için ki ben bu sene ikinci defadır bu programa çıkıyorum.
Yani evet. Çok davet edilmeme rağmen evet. Sağ olasınız. Eyvallah. Sadece bir defa bir kanala çıktım. Evet. Sırf bunları engellemek için ama yine çok başarılı olduğumu söyleyemem. Şunu söyledim. O sırada biz 2 puandaydık. Yani evet. 5 puanda bile değildik. Ve 7-8 maç geçmişti. Eksi 3'ten sadece pardon eksi 3'ten 1 puana çıkmıştık. Yani zannedersem ya 1 ya 2 idi puanımız. Evet. Ben şunu söyledim. O zaman da dedim ki ya ne olur inanın bu takım düşmez. Bu camiye düşmez. Evet. O zaman benim bu söylediklerime insanlar gülücüklerle dalga geçer gibi yani cevaplar veriyor. Ama biz inandık düşmez diyoruz. Sabredin diyoruz. Kolay bir iş değil. Lig uzun maraton diyoruz. O yüzden ben onu ona bağlıyorum. Yani çok badireler atlattık. O başarısızlıkta tamamen Urfaspor'un maç kazanamama psikolojisiyle alakalı bir şeydi. Evet. Ve maç kazanamadıkça sonuçta bu futbolcular da buraya bir amaç uğruna gelmiş ve bunlar da sosyal medyayı takip ediyor, televizyonları takip ediyor. Sağ olun siz o konuda çok yapıcı programlar yaptınız. Eyvallah, ve yapıcı programlar yapan insanları da biz unutmuyoruz yani. Hepsine evet. De ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ya orada da oyuncular bunu görüyor yani. Evet. Ağır hakaretler, ağır eleştiriler, şunlar bunlar. Adam bir anda ben nereye geldim kardeşim demeye başlıyor yani. Aynen. Biz futbol takımımızı bir yere getirmekle uğraşırken aynı zamanda bu olumsuz insanların havasını dağıtmak için de uğraştık. Kesinlikle. Yani onu da çok becerdik mi? Çok becerdiğimi de söyleyemem. Evet. Son haftalara kadar bunlar devam etti yani. Evet maalesef. Evet. Tabii sorular çok değerli arkadaşlar. Bazen de kızıyorsunuz neden okumuyorsun ama Ahmet Şifa senin de yorumunu okuyacağım. Şöyle bir 5 dakika bir molamız var. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra ayrılmayın efendim. Sorularla sizlerle olacağız değerli arkadaşlar. Reklamlar. Evet tekrardan hayırlı akşamlar değerli futbol severler. Tabii ki başkanımıza ilk bölümde sorular yönelttik. Ciddi ciddi cevaplar da aldık. Soru işareti aklımızda kalmadı diyebiliriz. Programı kaçıran arkadaşlar da ilk bölümü kaçıran dostlarımız tekrardan izleyebilirler efendim sosyal medya hesaplarımızdan. Başkanım hemen şöyle sıcağı sıcağına bir sorum da olacak. Bugün sorum çok. Şöyle Şanlıurfa Spor sezon başında kapandı. Şanlıurfa Spor gidiyor. Karbel Karaköprü Spor, Urfa Spor FK olayları varken yani genç çocuklarımızla birlikte yola devam ettiğimiz süreçte Zonguldak maçına gitmeme kararı aldı takım. Bu kararda yani Mutlu Hoca sizi aramasıyla tekrardan takım deplasmana gitme kararı aldı. O dönem yönetici değildiniz. Ya evet de onu çok evet. Fazla büyütmemek de lazım. Evet. O zaman olması gereken evet. Bir şeyi yaptık bir Urfa Spor sevdalısı olarak diyelim. Çünkü orada hiç kimsenin bilmediği bir şey vardı. Yani evet. O dönemde televizyon programlarında işte TV programcılarının İşte Urfa Spor kapansın, Karaköprü FK borçsuz devam etsin falan filan şeyler varken ben özelden hepsini arardım. Ya söylemeyin böyle, yapmayın böyle. İşi zorlaştırıyorsunuz. Evet. Bu doğru bir proje değildir. Yani bunun baktığınız zaman Türkiye'de başarılı olmuş bir örneği yok. Yani herkes şimdi Gaziantep FK, Malatya, şuyu buyu ama bunlar başarılı olmuş projeler değil ki. Aynen. Yani baktığınız zaman... Proje takımı. Evet. Tabii. Yani şimdi camiye takımı gibi olur mu hiç? Siz bir takımı yok edip başka bir isimle devam edebilirsiniz. Ama ne kadar devam ediyorsunuz? 3 sene, 5 sene, 7 sene devam ediyorsunuz. Evet. Sonra bir gün onun da sonu mutlaka geliyor. Çünkü köklerden kökü sağlam olmayan bir kulübün yaşama şansı da olmaz. Çünkü o kulübün taraftarları, gerçek taraftarları hiçbir zaman yeni kulübün taraftarları da aynı zamanda olmaz. Bu örnekleriyle belli. Bugün Gaziantepspor hangi kümede? Amatör ligde. Evet. Gaziantep FK hangi ligde? Süper ligde. Evet. İnanın Gaziantep Spor'un amatör ligi maçlarına
hala Gaziantep FETÖ kadar taraftar gidiyor. Kafalı kişi. Yani insanlar ya. insanlar bunu görmüyor mu? Çünkü baktığınız zaman yeni bir takım birilerinin veyahut da bir firmanın desteğiyle doğuyor. Evet. O firmanın veyahut da o kişilerin desteği bir gün çekildiği zaman ne olmuş oluyor? O takım da bitmiş oluyor. O takım da gidiyor. O yüzden biz buna şiddetle zaten baştan beridir bu oluşuma karşı çıktık. Çok fazla başarılı olmayacağını bu projenin hep söyledik. Ama bir de şu taraftan bunu da söylemek gerekiyor. Ben hep şunu savundum. Karaköprü FK da kendi ismiyle ve kendi oluşumuyla bu liglerde devam etmeli. Evet. Urfa Spor da devam etmeli. Hatta o zaman Bal Ligi'nde üst lige çıkma ihtimali olan Şanlıurfa Spor Büyükşehir Belediyespor'un da çıkması gerektiğini ve bu şehrin 2-2,5 milyonluk şehrin 2-3 tane profesyonel takımın az olabileceğini, çeşitli liglerde çeşitli çok sayıda profesyonel takımla temsil edilmemiz gerektiğini söyledik. Yani çok şükür ki o duruma geldik. Ya bugün Karaköprü spor kulübümüzle bir alt ligde olmasına rağmen profesyonel bir ligdedir neticede. Onun da Urfa Spor'a, Urfa'nın spor kültürüne katkısı vardır. Nitekim belediye sporumuzun da inşallah profesyonel liglere bu arada çıkması dileğiyle de bunu da cevaplandırmış olalım. Eyvallah. Tabii ki ısrarla Ahmet Şifa kardeşimiz birkaç sorusu vardı. Hüseyin Bey neden benim yorumlarımı okumadınız? Hepsine yetişemiyorum değerli dostlar. Şöyle ilginç soruları alıyorum aslında aradan. Hemen şöyle o zaman soralım. Fatih Kaldan için demişler başkanım. Giray Başkan'a soralım demişler. Hatay maçında harikalar yaratmıştı. Sonra neden bu kardeşimiz kayboldu, gitti demişler kaleci Fatih için. Evet. Vallahi işin futbolla ilgili teknik konularına çok fazla değinmek benim prensibim veyahut da huyum değildir. Ama Fatih kardeşimiz de oldukça çalışkan ve nitekim Urfalı evet. bir arkadaşımız olması nedeniyle takımın her zaman bir parçası olmuştur. Yani hem oynadığı zamanlarda hem oynamadığı zamanlarda bunu herkes de fark etmiştir. Yani yedek kulübeki hırsıyla falan. Evet. Sonuçta o gün evet biz de çok memnun olduk kendisinden ve doğru bir iş yaptığımızı düşündük. Evet. İyi top oynadı Fatih. Evet. Ama özellikle futbolda kalecilerle ilgili şöyle bir şey vardır. Az kaleci, yedek kaleci diye bir şey yoktur. Yani oyuncuda belki o olabilir ama futbolda her kaleci her zaman oynayabilecek durumdadır. Tabii ki ondan sonra da diğer kalecilerimizin de performansı bunu gerektirmiştir. Hocamızın şeyi de bunu gerektirmiştir. Evet. Görüşü de bunu gerektirmiştir. Mesela ben örneğin futbol işinden, futbolcudan gerçekten baktığım zaman biraz anladığımı düşünürüm ama kaleci işinden mesela ben hiç anlamam. Yani bunu açık bir yürekliliğe söylüyorum yani. Evet. Ben işte bir kalecinin o maçta oynadığı performansa göre ya bu iyi kalecimiz diyebilirim yani çok inanılmaz kurtarışlar yapar. Halbuki belki de o maçlık sadece kaleci o anda iyi oynamıştır. O yüzden kalecilik çok başka bir şey. Yani bunu yani. Teknik anlamda karar veren de teknik direktör değildir. Bunu kaleci antrenörü karar verir. Aynen. Yani o yüzden bu kaleci işi biraz farklı. Fatih de bizim bu sene katkı oynadığı zamanlarda, oynamadığı zamanlarda da katkı sunan bir kardeşimizdir. O yüzden bu teknik bir konu olduğu için çok fazla girmek de istemem. Eyvallah. Tabii Savaş Demir yeni sezonda Gürses Hoca ile devam edecek mi? Şanlıurfa Spor altyapısına fazla önem vermemiz gerekiyor. Bunları zaten aslında başkanımız cevapladı ama bir de yeni sezonda transferler var mı demişler. Bunu da cevapladılar. Evet. Şanlıurfa Spor Store'sini istiyor taraftar başkanım. Şimdi bir forma atkı falan evet. almamız gerekiyor diyorlar. Bu soruları evet. iki soru halinde şöyle cevaplayayım. Birincisi evet. hocayla olan kısımla ilgili. Hocamız tabii ki buraya gelmiş ve başarılı olmuş. Evet. Urfaspor'un amacına çok yüksek düzeyde katkı sağlamış bir kişidir. Tabii ki başarılı olmuş bir kişiyle herkes devam etmek ister. Yani evet. siz de istersiniz, biz de isteriz, kamuoyu da ister. Kaldı ki kendisiyle bizim sözleşmemiz de devam ediyor. Yani evet. onunla da ilgili bir sıkıntı yok. Tabii ki ama kendisinin de bir dahaki seneyle ilgili hedefle ilgili bir planlar olacaktır. Ama bu arada bir kongre süreci de var. Bunu sık sık tekrarladığım evet, için. Evet. Haliyle o hocamız da kongrede sonuçta seçilecek ve kişiyle devam edip etmeyeceğini oturup konuşacaktır.
Ama şunu söyleyeyim, ben futbol adına kendi şahsi fikrimi soracak olursanız eğer, ben kendisini çok başarılı buluyorum. Ve devam devam etmesinde de fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, inşallah. Stora konusuna da gelince, şimdi bunu aslında hep çok çok haklı istekler. Yani insanların çok özlediği istekler bunlar. Ama biz şunu da düşünmek gerekiyor. Daha biz 7-8 ay önce mezardaydık yani. Evet. Biz mezardan yeni kalktık. Daha yeni yeni canlandık. Yeni yeni yürümeye başladık. Evet. Altyapı da aynı şekilde. Store işi de aynı şekilde. Çok üzerinde önemli durulması gereken şeyler ve plan dahilinde bu yönetimin bunları yapabileceğini düşünüyorum ve çok zor bir şey de değil yani. Bir store kavuşturmak Urfa'ya çok zor bir şey değil. İşte herhangi bir AVM'de olabilir. Evet, AVM'ler var ya da farklı bir şekilde olabilir. Kulübün kendi istediği bir yerde olabilir, bir mağaza tarzında da açılabilir ama bu ürünlerin satılması da az önce bahsettiğim gibi sarı yeşil renklerin Urfa Spor'a çok donatılması ile ilgili katkısı da olabilir. Yani ne kadar çok satış yaparsanız herkesin boynunda üstünde o renkler çok daha fazla olur. Urfa Spor yüzüğü olur, küpesi olur, saati olur. Ben de o işi çok önemsiyorum. Evet. Bir ara çok ciddi bir şekilde aslında bununla ilgili geçmiş dönemlerde bir planımız oldu ama maalesef o zaman gerçekleştiremedik ama bu dönem inşallah gelecek olan yönetim ve arkadaşı ya da biz her kim olursa bu işe çok daha ciddi eğilip yapmasını istiyorum yani. Eyvallah, teşekkürler. Tabii ki başkanım, son zamanlarda diyelim yani sezon başından bu yana yaklaşık ya da öbür seneyi de alalım. Sahte hesapların bu kadar fazla olmasının nedeni bu birinci sorum. Ve ayrıca bunları malzeme yapan Şanlıurfa Spor Başkanlığı'na kendisini layık gören kişilerin neyi amaçlıyor da bir sahte hesap açıp da Şanlıurfa Spor'u belden aşağı vurup yani bunlar neyi amaçlıyorlar? Bu ben sahte hesapların bu kadar fazla olması. Benim inanın sezon başından beridir ya da yönetici olduğum dönemlerde en çok müzdarip olduğum, en çok üzüldüğüm, bazen de hiç anlam veremediğim, neden bunları yapıyorlar ya da yaptıranlar neden yaptırıyor diye kendi kendime sorup ama hiçbir şekilde de cevabını alamadığım bir şey bu. Evet. Baktığınız zaman şimdi taraftarlar beni çok iyi tanır. Yani bilinen taraftarlar diyeyim daha doğrusu. Gün yüzünde olan taraftarlar diyeyim daha çok şey yapılır. Bakın ben bu telefonum 24 saat hiç kapanmaz. Bir gün tabii biliyorsunuz ben çok fazla şeyi de bilmediğim için sosyal medya ayarlarını falan gece yatarken bile sosyal medya hesapları aslında açık gibi görünüyormuş. Yani dolayısıyla size mesaj yazan acaba uyanık mısınız ya da uyanık olduğunuz düşüncesiyle bir mesaj yazıyor mesela. Ben o sırada uyuyorum inanın. Telefonu kaldırıyorum bakın bir taraftar. Uykusu kaçmış adamın. Bir şeyi merak ediyor, bir şey soruyor. İnanın gece yataktan kalkıp yarım saat bir saat onunla konuştuğum da olmuştur. Bir tane taraftara bugüne kadar hiçbir konuyu cevapsız bırakmamışımdır. Sizi arayanları kesinlikle geride çevirmediğinizi. Kesinlikle. Hem mesaj yoluyla hem de arama yoluyla beni sık sık ararlar. Hiç numarasını bilmediğim bir kişi bir arar. Ya ben Urfa Spor taraftarıyım der, falancayım der. Tanıdın mı der. Tanıyorsan tanıdım derim. Tanımadıysam o anda tanışıyorum. Evet. Hiçbirisini geri çevirmemiş ve aklındaki sorulara anında bütün içtenliğimle cevap vermiş bir kişiyim. Ve halen de vermeye devam ediyorum. Bakın dün gece saat 2.35'te yine biri yazdı. Ya dedim Allah Allah bu kim ya? Başkan bu yeni transferler ne olacak? Olabilir. Taraftar merak ediyor. Evet. Yani adam bu bir sevdası ve uykusu gelmemiş. Bunu sormuş bana. Aynen evet. Ben orada buna cevap verememem kendi bulunduğum pozisyona aslında ihanet etmektir yani. Evet. Ben çünkü yöneticiyim. Onun aklındaki sorulara cevap vermek zorundayım. Evet. Ancak kim olduğu belli olmayan ya da kim tarafından yazdırıldığı belli olmayan insanların kalkıp size, ailenize, şahsiyetinize kadar dil uzatacak duruma geldikleri zaman siz bunlarla iyi konuşmanızın imkanı ve ihtimali var mı? Yok. Evet. Yani ben mesela o yazanlar da oluyor. Diyorum ki kardeşim kimsin? Önce diyorum ki kimsin? Yani ben senin taraftar olduğunu bileyim ki ve ben bunların inanın birçoğunun sporla bile alakası olmadığını da düşünüyorum yani. Evet. Çünkü bana bazen öyle şeyler soruyorlar ki adam bir önceki haftanın maçını bile izlememiş mesela. Yani bu yüzden bu kişilere dikkate almamız bizim söz konusu değil. Yani mümkün değil. Ama gerçek Urfa Spor taraftarlarının
İnanın ben taraftar derneklerine de bunu sorabilirsiniz, teyit etmiş olabilirsiniz. Evet. Hepsi gece yarısı da arasa giderim çaylarını içmeye. Ya da başkanım neredesin, gelip seninle konuşacağız dedikleri zaman buyur gel diyorum. Ya da o anda gece yarısı evden çıkıyorum. Gidiyorum, konuşuyorum onlarla. Evet. Bakın ben burada çok özel bir şey söyleyeceğim mesela. Şimdi öyle konuşurken aklıma geldi. Evet. Ya ben başka bir ilde tatildeyken mesela 5-6 tane taraftar grubu, başkanım zannettiler ki ben Urfa'dayım. Yani bir şey arayıp sormak istediler bu dosyaları halletme sürecinde. Dedim ki ya ben Urfa'da değilim dedim. Ya başkanım biz de Urfa'da değiliz de sen neredesin? Dedim ki filanca şehirdeyim. Ya biz de oradayız dediler. Neredesin dedi? Ya biz 50 kilometre uzak. Buyurun gel dedim. Evet. Ben o zaman bile taraftarları almışım. Günlerce oturmuşuz, sohbet etmişiz. Bahçede ne yapabileceğimizi konuşmuşuz, etmişiz. Benim herhangi bir gerçek Urfa Spor taraftarına herhangi bir kötü sözüm veya da herhangi bir cevapsız bıraktığım bir tane bir kişi çıkarsa ben o zaman diyecek bir şey bulamam. Evet. Ama sahte hesaplarla kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ya bir de öyle bir enteresan bir şey var ki ben bunların bir de kim olduklarını biliyorum. Evet. İnanın İşin acı tarafı o. Ya en acı tarafı o. Yani kendilerine ne kadar çok gizlemeye çalışsalar da aslında kim oldukları belli. Bakın ben mesela bir gün bundan birkaç ay önce birisi gene yazdı bana, işte başkanım siz çok iyisiniz. Ya öyle de ben de şeyi çok sevmem yani. Evet. Öyle methedilmeyi sevmem. Hakikaten de yapın bu yani. Neyse Urfa Spor'dan başladık konuşmaya yani şöyle böyle falan. Beni çok methetti yani. Aslında çok methedilenin altında bir şey arayacaksınız. Ben onu da o yüzden sevmem yani. O metheden insan aslında size iyilik yapan insan değildir yani. Hep böyle düşünürüm ben. Sonra birkaç dakika sonra aradan çok geçmedi. Birkaç dakika sonra başka bir hesap ismiyle yine tekrar başka biriymiş gibi yazdı. Bakın. Aynen. Ben orada işte bilgisayardan kendime göre bir takım yöntemlerle filan aslında 3-5 dakika önce beni metheden kişi olduğunu gördüm. Anladım. Evet. Ya, diyorum ki sen bu değil misin? Tık hemen beni engelledi. Bir ayıptır. Bunu niye yapıyorsunuz ki? Bir de bunu kalkıp da malzeme yapanlara daha çok aslında insan üzülüyor. Evet. Hani insana cehalet diz boyu. Aynen evet. Ya da kötü niyet diz boyu. Bunlara bir şey diyemem. Ama bunlara da kalkıp işte malzeme yapıp gerçek bir taraftarmış gibi kabul edip bizlere ya saldıranlara ben çok daha suçlu buluyorum. Ya bu da inanın o kadar çok az ki. Ya sadece ya bir grup ve aileye mensup bir kişiler yani. Evet. O kadar az mı? Sayıları 3 tane 5 tane değil ama her birisinin elinde 20 tane 30 tane sahte hesap var. 300-500 kişiymiş gibi görünüyor. Aslında hepsi topu topu 5-6 kişi. Ben onları da biliyorum yani. Evet. Sorun değil ama sizsiniz demeye bile utanıyorum ben yani. Yani evet. Ben onların yüzlerine sen bunu niye yapıyorsun diyecek kadar da kendimi düşürmeyecek bir kimseyim ama onlar bunu yapıyor diye de biz de kalkıp onlardan etkilenip işimizi gücümüzü bırakacaklar değiliz yani. Evet, evet. O yüzden ben onları hakikaten dikkate almıyorum. Evet. Almamaya da çalışıyorum. Ha bunların içerisinde saf temiz niyetli bazılarının şeyiyle telkiniyle yazıyor olabilir. Onlar da gençliklerine veriyorum. Aynen. Bir gün doğruyu görürler, göreceklerini umut ediyorum. İnanın o hesaplara bile ben cevap veriyordum. Bak böyle değildir diyordum, şöyle değildir. İçlerinden birçoğu özür diliyordu sonra. Evet. Başkanım çok özür dilerim diyordu. Tık hesabı da kapatıyordu. Ama bazıları ısrarla devam edince o bahsettiğim 3-5 tane kişinin güdümünde olduğu belli oluyor yani. Ve bunu çıkıp malzeme yapıyor ya. Bunu evet çıkıp malzeme yapan da Urfa Spor Başkanlığı'na talip olan kimseler yani. Maalesef. Ya, yazık. İyi ki Urfa Spor sizlere emanet olmamış yani. Yani evet, bu şekilde sosyal medya hesapları çok oluşturarak evet insanlara saldırtıp ayaklarını kaydırmaya yönelik bir şekilde ben bunları çekeyim de Urfa Spor'un yönetimine geleyim diye bir düşüncesi neyseniz iyi ki de gelmemişsiniz.
sizin bu kulübe bir faydanız olmaz, olmaz ki zaten yani. Evet. O yüzden onlara çok dikkat almıyorum. Çok da konuşmaya değer de bulmuyorum. Aslında bence fazla da konuştuk yani. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Tabii ki değerli dostlar, birbirimizi lütfen sevelim. Gerçekten sosyal medyada bu sahte hesapların çoğalması o da Şanlıurfa sporumuza, camiamıza zarar veriyor. Lütfen Şanlıurfa sporu canı gönülden destekleyelim. Çünkü bizim markamız, bizim şehrimizin takımı. Bugün bir Bursa sporu hep söylüyoruz. Eskişehir'i söyleriz. İşte cami olarak bir Kocaeli spor var. Adam akıllı camialar bunlar. Bizler de aslında dışarıya çıkan insanlar bile Şanlıurfa sporu formasının ağırlığını ve gücünü bilirler. Lütfen Şanlıurfa spor için davamız bir olduğu için bu konuyla ilgili çok özür dileyerek evet. Son bir söz daha söylemek isterim. Evet. Gerçekten kendisini Şanlıurfa Spor taraftarı olarak inandığım, bildiğim ve gerçek hesabı olduğum bazı kişiler de bana inanılmaz mesela eleştirisel yaklaştıkları da oluyor. Evet. Ama onlara da sabırla mesela cevap veriyorum. Sonra ikna oluyorlar ya da olmuyor. Ama bunu ben çok doğal karşılıyorum. Evet. Çünkü eleştirilmeyi hazmedemeyen bir insan zaten başarılı olamaz. Ben bunu hayatıma zaten kendime örnek edinmiş birisiyim. Siz eleştirilmiyorsanız aslında sorun vardır. Tabii. Sizin kimseyle aranız kötü değilse aslında sorun vardır insani olarak. Tabii. Ben bu yüzden tabii ki iyi iş yapan, verimli iş yapan insanların eleştirilere açık olmasını isterim. Ve çok da size çok samimi bir şey söyleyeyim burada. Benim hiç tanımadığım ama bana eleştirisel yaklaşıp ama ahlaki ölçülerde eleştirisel yaklaşıp benim o yanlış işlerden aslında acaba mı diye dönüp bana fayda sağlayan eleştiriler de oldu. Evet. Haklıdır acaba diyorum. Bir daha gözden geçireyim diyorum. Ben dikkate alıyorum. Herkesin eleştirisini dikkate alıyorum. Evet. Yani futbol adına, spor adına yaptığımız işlerle ilgili tabii ki her şeyi eleştirebilirler. Ama bu yanlı ve şey pozisyonuna gelirse pozisyon olmamalı. Evet, ahlaki evet, düzeylerin rencileyici pozisyona gelince zaten bunu dikkate almanızın bir anlamı da yok. Evet, eyvallah. Eyvallah. Tabii ki başkanımız tabii ki sorularımıza böyle cevap veriyor. Sizler de değerli dostlar soru işaretleri çözüm buluyor aslında bu programda diyelim. Bir sorumuz daha var. Cüneyt Biçer'in gönderilmesiyle alakalı. Cüneyt Biçer hocanın gönderilmesi biraz sancılı oldu. Bunun sebebi nedir diye soran bir aslında sancılı oldu derken hani ne biraz uzama sıyla alakalı olarak o zaman hani biz aslında biliyorduk Cüneyt Hoca'nın gittiğini ama bir türlü kamuoyuna açıklanamadı. Hani Gürses Hoca'da da anlaşılmıştı, onu sormak istiyor. Ali Mert Aslan kardeşimiz yazmış. Bu neden diyor yani gecikti acaba, ben de bunu merak ediyorum. Valla şimdi demiş, aslında aslına bakarsanız yani o dönemlerde evet. Bizim o dönemde aldığımız puanlar da bizi mutlu etmiyordu aslında evet. Yani. Çünkü oynadığımız oyun anlamında evet. Biz görüyorduk yani bir gün bir yerde son bulacak, tökezleyeceğiz ve ligi biz böyle bitiremeyeceğiz. Ya da bu performansla biz ligde kalamayacağız. Hani önümüzü göremiyorduk. Evet, göremiyoruz. Evet. Bunu o zaman görmüştük aslında ama tabii ki inanın ne bir hocanın gelmesi kolay bir iştir, ne bir hocanın da gönderilmesi kolay bir iştir. Evet. Şartların oluşması gerekiyor. İşte maddi yönden anlaşma sağlamayacağı önemli. Bir de gelecek hocanın buraya bu kadronun bu ligde tutabileceğine inanıp inanmamazlığı bizim için çok önemliydi. Biz bu inancı son getirdiğimiz hocada gördük. Evet. O da başarılı oldu. Allah da yardım etti. Ve bence iyi bir düzeye geldik diye düşünüyorum. Eyvallah. Başkanım bir de şöyle bir soru ben yönelteyim. Hani yönetici alacakları için bir çalışma olacak mı bu yıl? Hani artık kurtulduk. Şanlıurfa sporumuz büyük bir borç yükünden. Büyük o dosyalar kapatıldı. Şanlıurfa'nın %90 oranında bir rahatladık. %10'luk da bütün kulüplerin bugün ararsanız borcu var zaten. Bunlar da kapatılmayacak borçlar değil. Ama yönetici alacakları bir ara gündeme geldi. Hatta bir toplantı oldu, evet, yemek evet. Oldu. Plaketler geri gitti ama bizim öyle bir çalışmamız olacak mı? Yönetim devam ederse şayet. Yani. Vallahi şimdi zaten her ne kadar yönetici alacakları şu anda kulübün önüne bir sorun olarak çıkmıyorsa da evet. Bir gün çıkacaktır. Yani. Evet. Bu tabii ne zaman olur onu bilemem. Yalnız ben hep şöyle bir şey kafamı kurcalıyor. Daha doğrusu bir taraftar olarak kurcalıyor. Bir yönetici olarak değil.
Şimdi ben bir yönetici olarak veyahut da başkan olarak diyeyim. Başkan olarak geldim. Bir masraf ettim. Kulübeye bir şeyim oldu falan. Siz hiç bugüne kadar Urfa Spor Kulübü'nde zorla başkan olmuş kimse gördünüz mü? Yok. Yani zorla böyle yakasından tutulup gel illa buraya başkan olun. Hep talip olunmuş. Aynen. Talip olunmuş. Siz de talip olduğunuz düzeyde o başkanlığın gerektirdiği ölçülerde para verirdiniz. Evet. Ve buna rağmen de başarılı olduğunuz ya da başarısız olduğunuz. Ben hiç o kısmına girmiyorum. Ancak bu parayı bir gün ben o kulübe borç vermiştim demenin ne anlamı var? Evet. Ben bunu hiç hoş karşılamıyorum. Yani şahsi olarak hiç hoş karşılamıyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bir yönetici kimliğiyle bunu söylemiyorum. Bir taraftar olarak düşünüyorum yani. Evet. Hakikaten ben tribünlerden gelen bir kişi olarak o yönümle düşündüğüm zaman evet. Ben o kişilerle ilgili bu sefer kafamda soru işaretler oluyor. Bu adam niçin geldi o zaman? Evet. Niçin geldi? Zorla gelmedi. Tabii. Parayı da zorla vermedi. İsteyerek verdi. Aynen. Ha başarılı olsaydı bunun semeresini ya da nemalanmasını çok görecekti. Evet. Başarılı olmadıysa senin suçun zaten. O zaman başarılı olmadığın halde bu şeyi niye talep ediyorsun? Ama bunlarla ilgili benim alsınlar ya da almasınlar, ödensin veya ödenmesinle ilgili bir şey söylemem gerçekten hiç yakışık da almaz. Bu taraftar olarak fikrimi sadece söyledim. Ama bununla ilgili de ben değerli şehrin idarecilerinin, işte başta Sayın Valimizin olmak üzere, Büyükşehir evet. Belediye Başkanımızın bunlarla ilgili bir girişim yapacağını düşünüyorum ki kaldı ki aslında bunlar ilgili çok bir sorun da yok gibi duruyor. Çünkü geçmiş gündeme dönemlerde çok gelmiyor aslında. Gündeme gelmiyor. Evet. Şundan dolayı da gündeme gelmiyor bence. Çünkü bu başkanların birçoğu zaten canlı yayınlarda çeşitli basın yayın evet. organlarıyla bu kulüpten bu paraları talep etmeyeceklerini söylediler. Evet. Ben tekrar onların yok o zaman biz talep etmedik de şimdi ediyoruz diyeceklerini de düşünmüyorum. Mesela en son bildiğim kadarıyla Fethi Şimşek bu yönde bir açıklama yapmıştı. Evet. İşte Fethi Şimşek'ten kalkıp da ben o gün paramı istemiyordum ama şimdi istiyorum. Yok demez. Demez evet, yani. Evet. Şahsiyetine de yakışmaz. Aynen. Kişiliğine de yakışmaz. Urfa Spor Başkanlığı yapmış bir eski başkan olarak onun konumuna da yakışmaz. Evet. İşte bizim başkanımız Emin Yetim mesela hatırlarsanız bir canlı yayında. Tabii valilikte. Evet, evet, valilikte. Ben de oradaydım. Evet, telefon evet. programında. Ben helal hoş olsun yani gerekirse daha da veririm ama bu parayla ilgili bir alakam yok dediğine göre aslında bu yönetici alacaklar bana göre bir sorun değil ama çözülmesi gereken bir olay olarak görüyorum. Yani bunu kısa zamanda idarecilerimizin ele alıp en azından Urfa Spor'un üstünden bu yükü de kaldırmaları yani iyi olur yani. Noktalama açısından başkanım. Yani tamam evet. çok gündeme belki insanlar. En azından spekülasyon olmaz evet. yani. Hani evet. En azından bir nasıl ki sporculara ibraneme aldınız evet, evet. ve o borçlar 52 dosyayı 57 dosyayı sürekli konuşuyorsak evet. ve gelen önümüzdeki 10 yılda da bu 57 dosya konuşulacaktır. Nasıl kapatıldığı, neler yapıldığını hatta ve hatta Urfa Natik olarak ben şahsım Hüseyin Gürses Urfa Spor'un kurtuluş belgeselini yapacağım. Evet. Ve o belgesel de sizlere aslında yayınlayacağım. Çok güzel düşündünüz. Bunu da bunu yapacağım. Çok düşünüyordum. Hatta diyordum ki ya böyle bir planım, sporla evet. ilgili uğraşan yani böyle siz gibi güzide basın mensuplarının. Bu başta da demiştim ya hikaye. Evet. Bu hikayeyi el alıp gerçekten hikayeleştirecek mi? Aynen. Çünkü bu bir anı olarak kalacak. Bunu, yani bu 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da bunu ben sadece şey açısından söylemiyorum. İşte Urfa Spor bir gün böyleydi. Belki yarın öbür gün Süper Lig'e çıktığımız zaman evet. o Süper Lig'e çıkışımızda bir hikaye olacak. Bir VTR evet. olarak ortaya çıkacak. Aynen. İnsanlar izleyecek, duygulanacak belki de. Evet. Yani o yüzden ben böyle bir hikayenin çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Buna katkı yapan eski yöneticiler, katkı yapan tabii. şu anda faal futbol oynayanlar, oynamayanlar hepsiyle ulaşılabildiğince röportajlar yapılmalı. Tabii tabii. O anda duyguları anlatılmalı. Yani ne düşündükleri. Çünkü gerçekten burada günlerce konuşsak yaşadığımız şeyler var evet. Hüseyin. Ben o yüzden bunu hikayeleştirmesini bunu ben yapacağım çok başkanım. Fanatik olarak yani. Değerli başkanımız Tahir Gülebak ağabeyimle de söyleşte dedim abi böyle böyle bir şey yapalım. Bir belgesel
hazırlayalım Urfa Spor için. Bunu da inşallah yakın zamanda, önümüzdeki aylarda hayata geçireceğiz tabii ki değerli dostlar. İzleyen dostlarımız var. Hepsine çok teşekkür ederim. Tabii ki bana özelden mesaj yazanlar var. Allah razı olsun hepinizden değerli arkadaşlar. Başkanım, yani bu şu an bu yılki mevcut futbolcu kardeşlerimizin maç başlarını soran var, merak evet. eden var. Onların ve spekülasyonlar var Urfa kamuoyunda 5-6 milyon borcumuzun olduğunu evet. onlara karşı. İşte bu yani tozu yine halının altına mı süpüreceğiz? Yoksa bunlarla yani, ilgili kalırsanız bunların alacaklarıyla şimdi ilgili. Şimdi böyle bir evet. şeyin zaten evet. programın ortalarında da bununla ilgili söyledim. Evet. Yani sorunsuz evet. ayrılmalı Urfa Spor futbolcularından evet. diye. Ya bugüne kadar nitekim hep öyle oldu. Ama bu sormuş olduğunuz maç başlarıyla ilgili bizim şu anda herhangi bir gecikmemiz yok. Bir evet. defa. Yani bizim maç başları ödememiz yapıldığımız sözleşmeler gereği. Evet. Liglerin tescil tarihinden sonraki, zaten liglerde biliyorsunuz playoff mücadeleleri var. Evet. Dolayısıyla tescil edilmedi ligler. Evet. Yani bu arkadaşlar da ligler tescil edildikten sonra Urfa Spor'dan maç başı olarak alacaklı duruma geçecekler. Evet. Yani Urfa Spor'un geçmişe yönelik bunlarla ilgili bir peşinat ödemeleri veya da şeyleri yok. Alacakları yok. Ama evet. maç başları da zaten şu anda mahsuplaşmamış, hak edilmiş bir şey değil. Yani. Evet. O da zamanı var yani. Evet, onun da zamanı var evet. diyorsunuz. Bir de başkanım, Emin Yetim'in bu başkanlık sürecinde nasıl girdiğini sorduk size. Bir ara Urfa Spor için artık sizin de umudunuz tükenmişti. İkili konuşmalarımızda evet. Siz de artık ya ben artık yoruldum, yokum. Hani tamam yönetici değildiniz ama bizim gibi bir taraftar olarak, evet. bir birey olarak, Urfa Spor'u seven bir birey olarak hep Urfa Spor'un kazanması yönünde adımlar attınız. Buna bir de bir ben şahit oldum ama tükenmiştiniz o dönemlerde. Beklenmedik bir anda sizi tekrar yönetim listesinde gördük. Vallahi Hüseyin, şimdi aslına baktığınız zaman sebebi bu nelerdi? Evet, evet. Bunu ben size ben bu soruyu soracağınızı da tahmin etmiyordum aslında. Evet. Ama bunu insanlar belki bilmesinde fayda vardı diye evet. söylüyorum. Aslında 2000 sen de bu olayı çok yakından evet. takip ettiğinde biliyorsun. 2019-2020 sezonunun başlangıcında zaten Urfa Spor sorunlu başladı. Aynen. Ve o sorunlar gitgide dağ gibi büyüdü. Ancak orada da benim geçmiş dönemden özellikle alacaklı olan futbolcularla olan kişisel ilişkilerim ve sağ olsunlar bana gösterdikleri saygı ve sevgiden dolayı biraz onlara güvenerek aslında ya bunu halledebilir miyiz diye işin içerisine girdik ama öyle problemlerle karşılaştık ki dediğiniz gibi bazı noktalara geldiğinde ya yeter artık ya olmuyor dediğimiz zamanlar da oldu. Evet. Ama bizi geriye dönüp bu işe dört elle sarmamız sağlayan bir şey oldu. Hep geçmiş emekler. Ben mesela bu iş için inanın belki 10-15 bin kilometre yol yaptım. Yaz kış. Futbolcuların ayaklarına kadar gittim. Evet. Yani ibranamelerini aldım. Onlara ya bak bir oluşum olursa ne olur gel imzala işte bak bir para bulursak şu kadar sana ödeyeceğiz falan filan dediğimiz. Onlar olduğunda baktığımız zaman ya çok uğraşmışız hakikaten işin sonuna gel bırakmayalım deyip tekrar hareketlendiğimiz oldu. Ama burada başta da söyledim. Ne kadar bu emekler olursa olsun evet. bu işin sadece bu bir ayağıydı. İkinci ayağı bu işi sahiplenecek bir kulüp başkanı ve yönetim. Üçüncüsü de bu işin finansmanını sağlayacak bir evet. kişi. Bir şehrin büyüğü. Mülki Erkan'dan bahsediyoruz. Tabii. Evet. Şimdi bu konuda şehrin büyüğü ortaya çıktı. Evet. Cesaretle bu işi sahiplenecek bir kişi de ortaya çıktı. Evet. Yapılmış belli bir yol alınmış durum da ortada vardı. Evet. O zaman niye olmasın dedik yani. Ya. Bundan dolayı bu üç tane ayak yan yana gelince biz artık dedik ki kendi kendimize bu işten geriye dönüş yok. Evet. Bu kadar gelmişiz. Bu işi de sonuçlandıracağız. Ha %100 kesin miydi? Tabii ki değildi. Yani o da Allah'ın bize yardımı oldu. Belki de temiz niyetli davranışlar oldu. Allah'ın da yardım etti. Bizi de mahcup etmedi Rabbim. Çok şükür bu durumlara geldik. İnşallah daha iyi günlere de birlikte gideriz. İnşallah, inşallah. Evet başkanım, bir de birkaç soru var. Şöyle iyi sorular. Tüm
il ve ilçe kulüpleriyle iletişim sorununu artık çözmesi gerekiyor Şanlıurfaspor'un demişler. İl maç, ve ilçe? Evet, il ve ilçe takımlarıyla. Yani bizim mevcut Urfa'daki ile ilgili. Evet, evet. Çözmesi gerekiyor demişler. Maç programı iyi tanıtılmalı ilçelerde. Eskiden hani gelirlerdi, giderlerdi. O olay yapılacak mı? Şayet pandemi geçerse tabii. Seyirci alınmıyor. Vallahi ben inanın şuna çok üzülüyorum. Urfa Spor taraftarları adına da ve ben de bir taraftar olduğum için aslında üzülüyorum. Bu geçen sene o kadar eziyetler çektikten sonra o kadar badireler atlatıldıktan sonra birden yok olmuş bitmiş bir Urfa Spor'u tekrar insanların sahada görüp onları desteklemeye gelmesi bizi müthiş memnun edecekti ve bugün çok daha yerlere gelmemizi sağlayacaktı. İnsanlarda çok büyük bir özlem vardı. Çok büyük bir şey vardı. Ben inanın ben size söyleyeyim bu sene biz pandemi olmasaydı rekor seyirci oynardık. Aynen öyle. Çünkü insanların özlemişliği vardı. Kötüden hiç olmamış bir yerden çıkmış olmanın vermiş olduğu bir özlem vardı. Evet. Öyleyi dirilttik. Evet. O arada da işte pandemi vesaire araya girdi. Yoksa ben bu senenin taraftarlar açısından bu özellikle kamuoyunun Urfa Spor etrafında birleşmesi açısından çok büyük bir fırsat görüyordum ama olmadı. Ama şu da bir gerçek ki özlem gitgide artıyor. Aynen. O zaman ne demek bu? Coşku da artacak. Bir gün inşallah seneye seyircili maçlar oynanırsa ben Urfa Spor tarihindeki en yüksek seyirci patlaması da diyorum yani. Eyvallah Mesut Yılmaz çok şıksınız. Giray Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Urfa Spor'un kurtuluşunda demiş. Forma reklamlarındaki son durum ne olacak? Yine forma reklamımız olmayacak mı başkanım? Stat tabelalarında çünkü deplasmanlara gidiyoruz. Yani bir ilçe takımında bile bugün ben İnegöl'e gittim ve canlı yayını yaptığımda ve önce maçın daha sporcular ısınırken maçı çektiğimizde kameraman arkadaşımla birlikte dedim işte bakınız reklamlara. Bugün Gümüşhane'de aynı şeyi gördüm ben. Formalarında da reklam vardı. Stat tabelalarında, stadın dışında bile reklam vardı. Şanlıurfaspor'da neden reklam olmuyor? Hadi bu yılı geçti, gelecek sene böyle bir planınız var mı? Şimdi bakın bunu ben hep farklı bir şekilde cevaplamış olayım. Bu sizce bir yönetimin mi ayıbıdır? Yoksa Urfalı firmaların ve iş adamların mı ayıbıdır? Beş şıkkı, evet. Yani burada şimdi yönetici ne yapabilir ki? Evet. Yönetici kapı kapı geziyor. Başkan kapı kapı geziyor. Gittiğiniz her kapıdan kovuluyorsanız, tamam mı? Forma reklamı için bir talipli bulamıyorsanız, yani burada ne yapabilirsiniz? Burada tabii ki Urfa Spor'a birazcık seven, buradan ticaret yapan, buradan para kazanan ya da Urfalı olmuş olmanın verdiği bir etiketle belli bir yere gelmiş olmanın insanların bir vefa örneği göstererek bu işe gönüllü olmaları gerekiyor. Evet. Bu iş zorlu olmaz ki. Evet. Yani bir insana gidip bize forma reklamı illa ver şu kadar dediğin zaman adam ben vermiyorum diyor. İşin içinden çıkıyor ve siz de arkanıza baka baka çekip geliyorsunuz yani. Burada kesinlikle ben önümüzdeki sezonda bir de ben inanın futbol izleyicisi olduğum günden beridir yani küçüklüğümden beridir reklamsız formaları sevmezdim. Yani işte biz o zaman çocukken çubuklu formalar aldık. Evde gelirdik. Kendimiz önüne reklam dikerdik. Elimizle. Evet. İşte mesela Galatasaray'ın reklamı neyse. Evet, evet. Onu gelip bir yerde yazardık böyle kumaşa. Benzetirdiniz kumaşa. Ona evet. Benzetirdik. Yani rakam, harfler marfler kötü olurdu ama. Evet, evet. Niye o reklam o görsün diye. Reklamsız aynen. Forma olur mu? Aynen. Yani görüntü olarak da güzel olmuyor. Şimdi siz bir maça çıkıyorsunuz. Mesela Urfa Spor'la başka bir takım maça çıkıyor. Ya görüyorsunuz göğüs reklamını adamın falan. Adamın şortunda yine bizimki var dümdüz. Başkanım. Kocaeli Spor'un. Valla üzülüyorsunuz yani. Yani şortunda bile var. Kolda var, şortta var, önde yani, var. Aynen. Ve bu iş tamamen aslında biz şunu düşünmeyi beceremiyoruz. O kişiler Urfa Spor'a yapılacak olan reklamın boşa giden bir para olduğunu düşünerekten bunu yapmıyorlar aslında. Evet. Öyle değil ama. Siz onu yaptığınız zaman bir, o takıma gönül vermiş insanlar sizi sahiplenecek. Sizi sevecek. Ve bir de siz buraya bir vefanızı ödemiş olacaksınız. Evet. Ben o yüzden bunu kesinlikle Urfa'nın
iyi ticaret alan, güzel iş adamlarına, saygıdeğer iş adamlarının bu işe bir gün gönüllü davranacaklarını düşünüyorum. İnşallah ölmeden de onu görürüz. Allah göstermesin. Bir iş adamı gelir der ki ya bu sene ben size sponsor olacağım. İnşallah öyle bir şey de olur yani. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Tabii ki İtalya'dan başkanıma selamlar, Almanya'dan başkanıma selamlar demişler. Kulübün her kuruşunu hesapla harcayalım. Başkanım, tesisler daha düzenli, yeşillendirelim bu yıl demişler. 5 milyon Urfa'nın hak ettiği yer Süper Lig'dir Ferhat demiş. Nedim Gül ikincilik ve üçüncülükte yıldız adayları. İki veya üç futbolcu transfer edilebilir. Muhammed Raşit Yöntem gibi çocukları kazanmalıyız demişler. Tabii ki güzel aslında. Vallahi o konuya hemen gecikmeden cevap vereyim. Ben de gerçekten yani spor merakım ve sevgim nedeniyle alt ligleri çok takip ederim. Yani kimler nerede ne yapıyor? Evet. Futbolun aslında güzel tarafı o. Evet. Yani siz belirli bir kariyere ulaşmış, belirli bir futbol potansiyeli olan birini transfer etmenizin aslında çok bir önemi yok. Çünkü nedir, o adamın istediği bir para vardır. Aynen. Verirsiniz, gelir oynar yani. Fakat burada siz böyle inandığınız, ışık veren genç bir oyuncuyu alıp getirdiğiniz zaman ve sizden sonra çok daha iyi yerlere gittiği zaman işte o zaman mutlu oluyorsunuz. O zaman futbol adına bir şeyler yapmış olduğunuzu hissediyorsunuz. Ben şahsım kendim mesela kendimi öyle görüyorum. Ben geçen sene değil ondan önceki sene Urfa Spor'a hiç adı sanı bile duyulmamış işte birçok oyuncuyu inanarak getirdim. Yani bunlardan ben gurur duyuyorum. Mesela örnek vereyim. Tabii yine iyi takımlarda oynuyorlardı ama bugün bir mesela Samet Akaydın Süper Lig'de top koşturacak artık. Evet. İşte Cebrail Karayel bizden sonra çok daha yerlere gitti. İşte Raşit şimdi. Mesela bu sene Raşit aynen geçmeyebilir gibi bir şey. O yüzden böyle çocukları bulup hem onların hayallerine yardımcı olmak tabii. Hem de şehirde size ya arkadaş hakikaten bu iş böyle oluyormuş dedirtebilmek bizim için en mutlu olan şey kesinlikle. Odur. Yoksa hazır oyuncu herkes gider alır. 3-5 tane menajerin lafına uyarsınız, kafasına uyarsınız. 3 ister 5 verirsiniz, 5 ister 4 verirsiniz. Yani, imzayı attırırsınız. Yani transfer. Bu yılki Emre'nin performansı, yani, Raşit'in performansı. Aynen, transfer. Gökdeniz Varol. Çok, bunlar bizi mutlu etti mesela. Transfer dünyanın en kolay işi aslında baktığınız zaman. Aslında dünyanın en zor işi hem de en kolay işi. Evet. Yani en kolay işi şu, parayı bastırırsınız. Evet. Oyuncuyu getirirsiniz. Zor işi de şudur, siz çok iyi oyuncuyu çok ucuza getirip burada parlatıp buraya katkı sağlamasını futbol anlamında ve maddi olarak gittikten sonra buraya katkı sağlamasını beceriyorsanız zaten siz yöneticisiniz. Kesinlikle. Yoksa şimdi 20 yani, gelsin 20 gitsin. Bu böyle böyle bu yıllarca bu şey dönmez yaptılar. Zaten. Evet, bu imkansız. Bizim buna başkanım, bir son vermemiz lazım zaten yani. Evet. Evet, hemen özelden futbolcu yazanlar var ama evet, onlar tabii ki kongre sürecinden sonra değerli dostlar. Tabii ki şu an çok erken, futbolcu adayları 3. ligde, 2. ligde, biz de sürekli transfer döneminde Emin Başkan'la, Giray Başkan'a işte gece yarıları bile mesaj attığım olmuştur. Tabii ki ama tabii onları Nedim kardeşim de yazıyor ama onları tabii ki daha sonra, kongreden sonra. Tabii stat için söylemişler. Stadı ilk bölümde Giray Başkan'la beraber konuştuk. 11 trilyon ödenek geldi stadımıza. İl müdürlüğümüze stadın skorboardlarını, yedek kulübeleri, koltukları, bütün soyunma odalarına kadar, ışıklandırmasına kadar stadımız bakıma girecek değerli dostlar. Bunu da buradan siz değerli dostlarımıza söylemiş olalım. Bununla ilgili çok küçük bir ekleme yapayım. Benim yıllardır aslında bu Urfa'da spor yaşantısına bir ekleme olsun diye, bir fayda olsun diye böyle yıllardır peşinde koştuğum bir tane hayal var. Çok açık söylemek gerekirse. Urfa'ya mutlaka bir tane futbol stadyumu lazım. Evet, şöyle kare, Rize'ninki bizim gibi. Bizim iki tane profesyonel takımımız var. Belki bu ileride 3 olacak, 4 olacak ama böyle Avrupa standartlarında böyle 30-40 bin, 50 bin kişilik falan olmasına da gerek yok. Ama futbol stadyumu olmalı. Yani sadece futbol oynanılan bir arena olmalı. Evet. Gittiğiniz zaman futbol izlediğinizin zevkine varabilmeniz lazım. Hakikaten konsantrasyonu da çok farklı oluyor futbolcu açısından. Ve Urfa'da bu potansiyel niye yok ya? Ve ben üzülüyorum. Yani arsa dersen arsa var. Siyasi gücümüz dersen siyasi gücümüz var. Camia dersen camiamız var.
Ama ben bunu mutlaka olabileceğine inanıyorum. Ve bir gün ben Urfa'da sporu seven tüm büyüklerimize, siyasi abilerimize gerçekten buradan bir seslenmek istiyorum. Bu konuda hem bir kalıcı gelin anlamında hem de Urfa'nın spor kültürüne çok büyük katkı sağlayacak güzel bir futbol stadyumu istiyoruz. Şöyle o Rize'nin stadı gibi böyle kare, onun yakın 20-25 yani, bin kişilik. Yani 20-25 bin de çok sağlam. Aslında baktığınız zaman yani 13-15 bin kişilik de yeter. Daha iyi yani. Olur, evet. Çünkü siz bir sezonda 20-25 bine kaç tane maç oynayacaksınız? Aynen, yani bir seyirci öyle. Ortalaması var işte 7-8 bin. Onun iki katı falan yapılması gerekiyor yani. Evet, eyvallah eyvallah başkanım. Başkanım bir de bu yıl şayet kongreden sonra kalıcı gelir konusunda bir planınız, projeniz olacak mı? Hani belki bu yıl fazla bu konuyu konuşamadınız. Çünkü bu yıl Kurtuluş Savaşı'dır resmen. Evet. Daha çok Urfa Spor'un kümede kalmasıyla ilgili çalışmalar yaptınız ama illaki kendi aranızda yönetim olarak konuşmuşluğunuz vardır. Kalıcı gelir anlamında belediye başkanım valimizle bir görüşme yapılsa, bu da sizin yönetiminizde olmuş olsa, şu an bu bir efsanevi bir iş oluyor aslında. Evet, aynen. Bunu kazandırmış olursanız tarihe altın harflerle yazılacak yönetim olarak isminiz. Valla şimdi baktığınız zaman dünya futboluna her ne kadar pandemi süreci diyoruz, şöyle diyoruz, ekonomik krizler falan diyoruz ama baktığınız zaman futbol giderleri ve gelirleri gittikçe pandemi krizimiz dinlemeden artıyor. Evet. Gidiyor. Yani siz bu sene yaptığınız transfer bedeliyle bir dahaki sene transfer yapamıyorsunuz. Daha fazla para harcamak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Yani bu işin gideri artıyor ama geliri de artıyor. Ya popülaritesi de gittikçe artıyor. Evet. Dolayısıyla bu artık hazırdan verilerek işte bir belediye başkanının çıkarıp para vererek, bir kulüp başkanını çıkarıp o seneyi finanse ederek aşılacak şeyler değil. Evet. Bunu kalıcı gelirler üzerine sağlam temellere oturtursanız kulüp ilelebet yaşar. Bununla ilgili örnekler var ama kalıcı gelirlerin en büyük kaynaklarından bir tanesi mülkiyettir. Evet. Şu anda Urfa Spor'un bulunduğu tesisler dahil mülkiyeti hiç yok. Evet. Sıfır. Yani siz bir mülk sahibi olmadan nasıl kalıcı gelir elde edeceksiniz? Evet. Edemezsiniz. Evet. Ama ben bu yönde birkaç defa kendisiyle değişik yerlerde konuştuğunda çok ümitli olduğum ve çok sevindiğim Sayın Zeynel Abidin Beyazgül Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuyla ilgili gerçekten iyi düşünceler olduğunu biliyorum. O da proje bekliyor. Bana proje getirin. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bununla ilgili bir şeyler yapalım diye. Şimdi baktığınız zaman üzülüyorsunuz da bir de. Evet. Şimdi biz çok şehir gezdiğimiz için bu futbol adına işte o tarafın yöneticileriyle oturup konuşuyoruz bazen. İşte sohbet ediyoruz. Yani geliriniz nereden falan filan. Dertlerimizi anlatıyoruz birbirimize örneğin. Ya bakıyorsunuz çok küçük bir ilçe takımı. Evet. Bir il takımı. Yani diyor ki mesela bizim yıllık 1 trilyon gelirimiz var. Ya hayret ediyorsunuz yani. Ya nasıl oluyor da bizde olmaz? Ya bakın Silivri Spor mesela bugün Bal Ligi'ne düştü. Ya 3. Lig'de oynuyordu. Bir ilçe takımı. Yıllık 300-400, aylık 300-400 bin lira geliri var. Evet. Hal pazarından var, otoparktan var, oradan var, buradan var. İşte Bandırma Spor'un bugün belki aylık 1 milyonu aşkın. Bolu. Bolu'nun nitekim öyle. Aynen. Ya Urfa'da bu saydığımız yerlerden potansiyeli 10 kat 20 kat daha güçlü. Nüfus olarak da, ya şehir nüfus olarak da, ticari potansiyel olarak da söylüyorum yani. Ya böyle bir müthiş bir ticari potansiyeli olan bir şehirde, şehrin en büyük markasının, en değerli markasının kalıcı gelir olmaması sizce de üzücü değil midir? Kesinlikle. Bunun ben ileriki yıllarda inşallah bu dönemde aşılabileceğini, en azından biraz yani bir aşama kaydedileceğini düşünüyorum. Eyvallah. Bunun için de bir çalışmanız olacak. Tabi taraftar transferleri yazıyorlar ama Murat Gürbüz Erol yarım kaldı diyorlar. Bu yıl Giray Başkan Futbol Şube Sorumlusu olarak Murat Gürbüz Erol'u Urfa'ya getirecek mi diyorlar ama 4-5 kişiden aynı mesaj. Valla biz kendisiyle bir dönem çok ilgilendik. Çok konuştuk. Hatta transferini çok istedik. Evet. Çok da olma aşamasına geldi. Yani şartları da aslında her iki taraf için de olgunlaştırmıştık ama sonradan işte bazen transferler her zaman şartların uymasına da bağlı değil. Çok anlık bir engel çıkıyor. Bir şey oluyor. Olmuyor yani. Son dakikada bir şey olmuyor.
O oyuncuyla da ilgili bizim beğendiğimiz zamanda transfer etmek istediğimiz bir oyuncuydu. Transfer öyle çok basit bir sebepten dolayı. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim, başka bir kulübe daha önceden atmış olduğu bir imza. Evet. Dolayısıyla gerçekleşmedi. Yani orayla ilişkisini kesemediği için. Evet. Biz de prensip olarak hep şunu şey yapıyoruz. Yani bir kulüpten bir oyuncuyu kulübün rızası olmadan ayırmak mümkün değil yani. Evet. Hoş bir şey değil. Yani siz o oyuncu istiyorsanız o kulübün yönetimiyle de anlaşarak oyuncunun gelmesi gerekiyor. Yoksa bir anlamı olmuyor yani. Evet. Başkanım, bir de ticaret borsası, ticaret odası sürekli biz programlarımızda gündem maddelerimiz arasındaydı. Çünkü baktığımız zaman Gaziantep FK Ticaret Odası Borsası Gaziantep Spor'a büyük yardım yapıyor. Sivas öyle. Anadolu takımlarına baktığımız evet. zaman. Tabii Şanlıurfa'nın ticaret borsası ciddi bir yer aslında. Ticaret odası. Tabii yani. Evet. Ama bunların Şanlıurfa Spor'a bir türlü bu yıl yaklaşamadılar. Daha doğrusu hiçbir yıl yaklaşılmadı ama bu gelecek sezonda Vali Bey önderliğinde var mı böyle bir plan programınızda? Vallahi şimdi bu bizim evet. çok üzüldüğümüz bir konu aslında. Evet. Yani baktığınız zaman az önce de hem şehrin potansiyelinden, ticari potansiyelinden evet. bahsettik. O potansiyelin karşılığı olarak da kulüpte bir gelirin olmadığını açıkça söylüyoruz zaten. Evet. İşte bahsettiğiniz STK'lar hakikaten üyeleri çok olan ve gelirleri de buna mukabil çok olan şeyler. Yani biz bazen hani çok büyük şeyler bekliyorsunuz da küçüğü de sizi mutlu eder ya. Evet. Biz onlardan küçük bir şey de görmedik yani. Evet. Ve çok üzülüyoruz buna. Yani ne bileyim ya, belki ya bir kulübe gelip 1 trilyon para kimse veremez değil mi? Evet. Herkesin gücü yetmez. Ama ya benim 100 liram var getirip veriyorum diyebilirsiniz yani. Ben bunu evet. bu STK'lar için söylüyorum. Ya bu kulübün 2 tane deplasmanını da mı karşılayacak gücünüz yok? Evet, evet. Yani bu kulübün tesis masraflarını karşılayacak gücünüz de mi yok? Yani aylık bir yemesi deplasman masrafı da olabilir. Güç evet, de mi yok? Evet, evet, tabii. Yani bakıyoruz mesela ben orada oyundan taraftarların evet. serzenişini çok haklı buluyorum. Evet. İşte bir kulüp ticaret odası mı, borsası mı bilmiyorum işte. Evet. Bir otobüs alıp hediye etti. Sivas. Evet, Sivas. Evet. Aynen, evet. Yani bizde niye olmuyor ben anlamıyorum. İşte biz yani de bunu anlamıyoruz. Bunun çözülecek başkanım. Bir tarafı da yok. İnşallah bu konu yine söylüyorum şehrin büyükleriyle çözülebilir. Evet. Yani kesinlikle. Bizim çözeceğimiz bir şey değil bu. Evet. Teşekkür ediyoruz tabii ki. Kalıcı geliri de konuştuk. Halil abi de yazıyor kalıcı geliri ama her şeyi vallahi konuştuk. Ahmet Spor Ticaret Sanayi Odası'nın sayesinde ayakta duruyor. Bunu da biliyorsunuz tabii ki. Evet, Sivas evet. Spor aynı şekilde otobüs tahsis etmesi. Ahmet Spor'a ticaret borsası bakıyor zaten. İnşallah Şanlıurfa'da da bu yıl diriliş yılımız olur değerli dostlar. Bizim de tabii ki Vali Bey önderliğinde oluyor böyle şeyler. İnşallah Şanlıurfa Spor'da bu konuda hassasiyet gösterirler diye düşünüyoruz. Bu konuda aslında evet. bir de şunu da ekleme yapayım. Biraz da bu konuda yönetimlerin de biraz çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani evet. hangi kim yönetici olursa olsun. Ya Urfa Spor sevgisini aslında herkese aşılamak gerekiyor. Yani Urfa Spor olgusunun, markasının, evet. renklerinin çok önemli olduğunu anlatmak gerekiyor insanlara. Evet. Yani Urfa neyle meşhur? Tarihiyle meşhur. Evet. Yiyeceği içeceğiyle meşhur. Bir de Urfa Spor renkleriyle meşhur. Yani evet. bunu ne kadar çok inşallah bir dahaki dönem biz başarırız olursak. Olmazsak gelecek olan yönetim inşallah başarır. belki de kapı kapı gezerek, belki de insanlara Urfa Spor'un o sıcak yüzünü göstererek Urfa Spor'a kendilerine ait olduklarını hissetmelerini sağlamamız gerekiyor yani. Eyvallah başkanım. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki başkanım programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Taraftarlarımız sizlerden Burak Çalık'ı bile isteyen var. Evet. Bugün mesajlar geliyor. Murat Gürbüzer evet. var. Tabii ki çok işiniz çok zor. Önümüzde bir kongre süreci evet. var ayın 6'sında. Biz de Urfanatik olarak orada olacağız. O kongrenin nabzını orada sıcak sıcak değerli dostlarımızla birlikte paylaşacağız ama tabii ki son sözlerinizi alalım taraftarlarımıza. Şanlıurfa Spor şayet yönetimimiz devam ederse Şanlıurfa Spor için daha iyi şeyler olacak mı? Evet. Bir de son sözlerinizi alalım. Mesela evet. Ben bu konuyla ilgili hakikaten biraz evet. içten bir şey söylemek istiyorum. Evet. Şimdi
Ben burada size sorsam Urfa Spor'un 10 sene önce yöneticileri kimdi? Hatırlar mısın? Bana isim sayabilir misin? İşte, sayamazsın. Evet. Ya aynen. Da bir iki tane aklımda gelmiş. Aynen. Ama futbolla alakalı bir kişiyseniz ben size 10 sene önce Urfa Spor'un kadrosunda kimler vardı desem bana 10 tane isim sayarsınız. Aynen. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Evet. Yöneticiler bir gün unutulur. Biz de unutulacağız. Yani bizi de hatırlamayanlar olacak. Evet. Ama hatırlanacak olan ne olacak? Urfa Spor olacak. Hatırlanan Urfa Spor'un oynadığı efsane maçlar olacak. Evet. Urfa Spor'un kadrosu olacak. Urfa Spor'dan yetişmiş oyuncular olacak. Yani o yüzden bu konuyla ilgili biz ne kadar çok çaba sarf edip insanlara bu işi sevdirirsek, sporu çok sevdirirsek o derece başarılı oluruz diye düşünüyorum yani. Evet. Bir de başkanım son sözlerinizi alalım. Değerli taraftarlarımıza. Yani bu yayınımız biraz uzun da sürdü. Evet. İzleyen arkadaşlarımız bize sabredip izledikleri için onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben yine de şunu söylüyorum son söz olarak. Urfa Spor herkesin sevdiği bir kulüp. Yani taraflı, evet. Tarafsız, işte siyasi şu partiye bu partiye inanan fark etmiyor. O yüzden Urfa Spor'umuzun biz çekişmelerde bir yere varamayız. O gitsin, bu gelsin, şu şöyle yapma. Ya arkadaşım bize önerin ya. Bize iyi bir şey önerin. Evet. Yani çıkıp şunu kötü yapıyorsunuz de beni arayın. Mesela biz eleştiriye de açığız. Telefonumuz da açık. Telefonumuz da açık. Ama sırf şey olsun diye, bir renklilik olsun diye. Ben basına da burada çok iş düştüğünü inanıyorum. Kesinlikle. Bakın mesela bu konuda da size hakikaten ayrıca özel bir yere koymak istiyorum. Ya çok da teşekkür ediyorum. Çok mersi, çok teşekkürler. O dönemlerde bazı yazar çizerlerin işte daha böyle takımı demoralize edici, bizi demoralize edici, aşağılayıcı, evet, ahlak dışı şeyler varken sizin gibi güzide bazı basın mensupları da tam tersi yayınlar yaptılar. Eyvallah. Hep yapıcı, sabırlı olmamız gerektiğini, inancımızı kaybetmememiz gerektiği konusunda ben sizi sürekli takip ediyordum. Bu eyvallah. Konuda da sizi bu konuda farklı bir yere koymak istiyorum ama bu diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Bilinçli olan spor medyası zaten bu işin nereye varacağını biliyordu. Eyvallah. Biz diğeri de bilinçsiz olduğu için çok da dikkate almadık. Eyvallah. Yani. Biz tabii ki Giray Başkanımıza çok mersi, çok teşekkür evet. ediyoruz sizlerin huzurunda değerli arkadaşlar. Renk kattınız. Çok gerçekten sağ olun, teşekkür bu ederim. Bu soruları, bu cevapları aslında biz ekranlarda değerli dostlarımızla birlikte evet. paylaşıyorduk. Ama sizin ağzınızdan, birinci ağızdan evet. yaşanmışlık olaylarını teker teker anlatmak, büyük sabırla verilen sorduğumuz sorulara cevap vermeniz bu da bizi çok sevindirdi. Cesur olmanız. Sağ olun. Ben zaten biliyorsunuz bu program evet. öncesinde de sonrasında da daha önce evet. de hiç planlanmış programlar yapmam. Sevmem de planlanmış aynen, programları. Aynen, evet. O anda spontane gelişen sorular neyse evet. ya da sizin aklınızdaki sorular neyse ben dilim döndüğünce açıklama ihtiyacı hissettim. Evet. Bu arada az önce sizi tekrardan tebrik ederim. Yapıcı programlarınız ve bizi motive edici programlarınız nedeniyle. Eyvallah. Bu yüzden de bu akşamın anısına yaptığınız katkılardan dolayı bizim yönetim kurulu başkanımız Emin Yetim adına sizlere bir plaket sunmak istiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ve katkılarınızın da yine devam etmesini istiyorum. Eyvallah. Biz her zaman evet. Başkanım Şanlıurfa Spor'un emrindeyiz inşallah. Çünkü futbolu, sporu seviyoruz. Evet. Şehrimizi seviyoruz. Bu arada sizi ben de çok teşekkür ederken, ediyoruz. Bu fanatik evet, adına tabii. Kulüp evet. başkanımız Emin Yetim adına bunu da sizlere takdim ediyoruz. Eyvallah. Yaptığınız sezon boyunca katkılardan dolayı. Eyvallah. Çok tabii burada siz ve biz görünüyoruz ama burada arkada bu yayının gerçekleşmesinde her tarafta birçok arkadaşımız da var. Onlar evet. aslında görünmeyen kahramanlarımız diyelim. Onlara evet. da huzurunuzda çok teşekkür Eyvallah. Ediyoruz. İnşallah katkılı yayınlarınızın da artarak devam etmesini istiyoruz. Eyvallah. Biz de tabii ki bu plaketi bize gönderen siz ve değerli yönetim kurulu başkanımız Emin
yetime çok teşekkür ediyoruz. Urfanatik ailesi olarak Şanlıurfa Spor'un her zaman emrinde olduğumuzu buradan belirtmek istiyoruz. Şanlıurfa Spor ile yatıyoruz, Şanlıurfa Spor ile kalkıyoruz. Şahsım olarak ve kanalım olarak her zaman Urfa'daki sporun ve sporcu kardeşlerimizin, taraftarlarımızın en iyisi de Şanlıurfa Spor'umuzun her zaman yanında olacağız değerli dostlar. Tabii ki şehrimiz çok zor bir şehir. Kimse kimsenin tabii ki bir gıdım ilerlemesini istemiyor spor anlamında. Ama ben çünkü programım spor olduğu için söylüyorum ama inşallah bu yıl öyle olmayacak. Şanlıurfa Spor yılı olsun aslında bu yıl. 2022 yılı Şanlıurfa Spor yılı olsun. Kaldırım taşlarına kadar dediğiniz gibi boyansın sarı yeşile. Otobüslerimiz sarı yeşil giydirme yapılsın. Toplu taşıma araçlarına bayraklar, flamalar artık şehirde dalgalansın diyoruz. Bu yıl 2022 yılı o sene bu sene dediğimiz o şampiyon olduğumuz senedeki gibi olsun. Çünkü baktığımız zaman bugün bir Ankara Gücü'ne bakıyoruz. Şehrin önde gelen fabrikaları, işletmeler, oteller vesaire tesislerde çim sahanın içinde toplanıp yemekler veriliyor. Full destek alıyorlar. Sponsorluk imzalıyorlar. Şanlıurfa Spor'un bir forma reklamı yok. Gelen takımlar ve deplasmana gittiğimiz takımlara bakıyoruz. Şortunda, kolunda, ön tarafta bile reklam var iken Şanlıurfa Spor sadece formasını giyip çıkıyor. Bu da içimizi acıtıyor. Lütfen iş adamlarını, fabrikaları, Şanlıurfa'da ekmek yiyen güzide esnafımıza, büyük esnafımıza, fabrikalara sesleniyoruz. Lütfen Şanlıurfa Spor'u yalnız bırakmayalım. Şanlıurfa Spor halen yaşıyorsa Şanlıurfa Spor'u yaşatmak da bu kentin sorunudur evet, diyorum. Kesinlikle. Bu kentin mülki amirlerin en önemli sorunudur. Şanlıurfa Spor bu kentin markasıdır diyoruz. Bizi dinleme zahmetinde bulunan siz değerli taraftarlarımıza, siz değerli spor severlere teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Tabii ki sezon finali yapmayacağız. Devam ediyor programlarımız. Her hafta yapılan salı günü saat 21'de yapılan gündem spor programı artık 15 günde bir olacak. Sezona çünkü futbol sezonu bittiği için çeşitli konuk ve konularla sizlerle olacağız değerli arkadaşlar. Ben Giray Başkanıma tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere de esenlikler diliyorum herkese. 15 gün sonra görüşmek üzere efendim.